Bitcoin hiç kolay yedim Merhaba sevgili dostlar. Bir Ertan Özyiğit ile kayıt dışına daha hoş geldiniz. Bu hafta 2021 yılında dünyayı neler bekliyoru konuşacağız. Çok değerli iki konuğum var efendim. Gazeteci yazar Nedet Ersenel ve akademisyen dijital para uzmanı Cemil Türün. Hoş geldin. Evet. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Seni TV yüzde ilk defa alıyoruz programı. Yani TV'ye daha geliyorum. Senin programın Yok benim programım tabii ilk doğru. defa geliyorsun. Daha önce Şimdi oldu. sen de ilk defa Ben de aynı şekilde katıldın. ilk evet. defa. Bugün farklı konular konuşacağız. Etiketimiz efendim sırada ne var? Ee, bu hafta neler mi konuşacağız? ABD kongre binasının arkasındaki o, o, bu olayların arkasındaki güçler kimlerdir? Onu masaya yatıracağız. Dijital paranın sonu mu geliyor yoksa bir başlangıç içinde mi Cemile soracağız bu konuları. Koronavirüs acaba dünyada yeni bir mutasyonlar dönemi mi başlıyor? Ve hemen aşı çözüm mü yoksa kaos mu? Bunu konuklarımızla tartışacağız ve yakında Pasifik'te bir savaş bekliyor muyuz? Efendim etiketimizi bir daha hatırlatalım. Sırada ne var? Twitter'dan yazarsanız cevap vermeye çalışacağız efendim. Şimdi nedir senle başlayalım. Olur. Ne oluyor bu Amerika'da? Peki ee, soru bu kadar kısa olunca Evet tecrübelerim gösteriyor ki cevapları çok uzun oluyor. Tabi ee, bu Çarşamba günü yaşanan şey Amerika'nın Vietnam'dan bugüne kadar gösterdiği en büyük zafiyetti. Yani bir Vietnam'ı söyleyebiliriz. 11 Eylül'ü bile ben bu çapta görmüyorum. O gün Amerika Birleşik Devletleri yani çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri gözümüzün önünde boydan boya yırtılabilirdi. Yani sadece birkaç tesadüfün üst üste gelmesine bakardı. Bir tanesini söyleyeyim mesela. Eğer başkentteki meclis gibi bazı <laughs> affedersin, eyaletlerin meclislerine de saldırı olsaydı ve oralar da ele geçirilseydi ya da en azından hani buna gayret olsaydı bir seri eyalette, ben diyebilirim ki gözümüzün önünde Amerika Birleşik Devletleri, yani Birleşik kısmı olmazdı artık. Evet. Amerika Devletleri olabilirdi. Şimdi biliyorsun çok uzun zamandır Türkiye'de de dünyada da Amerika Birleşik Devletleri'nin dağılacağına ilişkin bir söylence vardır. Efendim bununla ilgili bir hemen araya girelim, Peki. bir kitaptan bahsedelim. Hasan e, ha, Sevgili Profesör Doktor Hasan Könün'ün yazmış olduğu bu kitabı özellikle getirdim. Kaos, Batı Hakimiyetinin Çöküşü kitabı. Muhakkak e, kütüphanenizde olması gerekli bir kitap. E, Hasan abi bunları öngörerek yazmıştı. Tarihini de vereyim efendim şöyle kabaca. E, 2016'da, bu gelişmiş baskısı ama 2016'da Bunları bizlere söylemişti. Senle de Hasan abiyle bu programı yapmıştık. Tabii yaptık. Evet. Tabii bunları öngördüğü için kendisi Bodrum'a karşı gelmiyor evet. şimdi. <laughs> Salg Bundan salgını selam da. Selam Eyvallah evet. selam olsun. Kulakları çınlasın. Özledik de kendisini. Tabii. Çok yakın dostumuzdur aynı Eyvallah. Efendim bir de şöyle bir hatırlatma yapayım. Bu masada bugün Ankaralılar. Bir de gariptir Türk Amerikan Hı. Dernekleri Derneği'nde buluşan dostlarla olduk. Böyle denk geldi. Evet. evet. Ee, Dediğim gibi yani birinci mesela örnek buydu. Bu olsaydı hakikaten Çarşamba günü başka şey konuşuyor olacaktık. Yani Çarşambadan bugüne. Peki e, e, ne, şu anda nedir durum? Birincisi ne Avrupa'daki ne de Türkiye'deki okumalar bize genellikle şöyle dar bir alana sıkıştırıyor. Ya bu Amerika Birleşik Devletleridir. Bu bir şey oldu. Hani çocuğa evet. nazar değdi. Bir hafta sonra ayın 20'sinde Biden görevi devralır. Yeminle eder. Ondan sonra Eski Amerika yeniden yoluna devam eder. Bu olayı kendi başına, bağımsız, öncesi sonrası olmayacak şekilde ele almak büyük körlük. Ne demek istiyorsun? Büyük. Bir kere bunun minimum 4 yıllık öyküsü var. Pardon, 5 yıllık öyküsü var. İşler buraya gelene kadar 5 yıllık öykü derken onu anlatmayacağım merak <laughs> etme. şey mi? Yani, yani ba Clinton'dan başlayan hikaye mi? Obama'dan başlatalım. Obama'dan Obama başlayalım. daha tamam. derli toplu evet. olsun için. Yoksa tamam. oraya kadar giden kuyruğu da var. Şey, tamam. Bunlar o kadar çok yazıldı, söylendi ki sınırlı kalemler tarafından, ağızlar tarafından Gel gelelim hala bugün bile anlıyoruz ki kimseyi ikna edilememiş. 5 yıl öncekiden bugüne gelen tablo şuydu. Ağır küresel ekonomik kriz. Tamam. Yani neredeyse mesela e, en gelişmiş 5 güçten birisi kabul eden Avrupa Birliği'nin ana omurgası ekonomiydi ve çöktü. Çöktü. Çin, herkes söylüyor ya şimdi. Çin işte efendim bilmem ne şu patladı çatladı. iyi tamam anladık. Anladık da. Bugün tek soru var artık önümüzde bu olaydan sonra. Bugün dünya nüfusunun hakim çoğunluğu Çini yeni lider olarak görmeye başladımı mı başlamadım? Mı? Eğer böyle bir hissiyatımız varsa kabulümüz varsa bugünden itibaren yani olay nedeniyle bugünden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin artık düşmeye başladığını, o parçalanma gibi hani bir, o söylence gerçekleşmeyecek henüz ama o yola girdiğini yani ben daha çok bunun erime olarak Amerikan hegemonyasının erimesi olarak tarif ediyorum. Bu bütün dünyadaki bütün kıyılara vuracak bir dalgadır. Herkese etkisi olacak. Sovyetlerin çökmesinden daha büyük bir vakum yaratacak. Ama dediğim gibi öykü 5 yıl önce de başladı. Bir, dediğim gibi çok ağır bir ekonomik kriz vardı. Bu zaten tespit ve teşhis edilmiş söylenmiş idi. Bunun üzerinde dünyada çok ciddi bir sosyal adaletsizlik itirazı vardı. Ve bu zımnen Amerika Birleşik Devletleri'ni işaret eden bir tamam. teşhisti. Bu dünya beşten büyüktür lafı nereden çıktı sanılıyor? Ya da neden kuruldu zannediliyor? Yani seçim kampanyalarında söylensin için mi? Sadece onun için değil. Bunun dünyada bir karşılığı vardı. Bu okunarak söylendi ve geldiği nokta tam hedefi vurmuş gözüküyor. Bu söylenmeye başlandığında 2-3 yıl öncesine kadar da elimizdeki toplam şu idi. Genel olarak ee, batıya bir itiraz hali Batı değerlerinin çürümesi, ekonomide büyük çöküntü, bütün uygulamalara yönelik itirazlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kabul edilmiş bütün nizamların ve uluslararası kurum kuruluşların, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, aklınıza ne geliyorsa, Dünya Sağlık Örgütü, aşı da dahildir, salgın da dahildir. Bunu da ayrıca konuşabiliriz. Bunların hepsinin ağır atalete uğradı, işe yaramadı. Çocuklara aşı gö götürmekle mükellef UNICEF'in şunun bunun bile işini yapamaz hale geldiği bir noktadaydı. İş. Şimdi biraz gerizgah hmm. yap sana bol bol soru soracağım. Tamam. Çünkü çok hmm. uzun süredir e, Amerika Birleşik Devletleri'ni yakından takip eden birisi olarak sor, evet, soracağım. Evet, biraz mecbur kaldığımız için evet. çok meraklı değilim onları ama nezdikte Türkiye'nin şey, yani dünyanın belki siyaseti yani yok, jeopolitik ben bizim üzerinden ilgilenmeye evet. başladım. Amerika evet. Birleşik Devletleri ile yıllardır. Çünkü ben hep şunu söylerim. Türkiye dünyadaki tek ülkedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar derinine nüfuz etti. Aynen de bu cümleyi tekrar Başka dünyada hiçbir ülke bu rütbede Amerika Birleşik Devletleri'ni içine almış değildir. Şimdi Onun içinde bu başımıza ne geldiyse Kongre'deki oradan geldi. Kongredeki krizin çıkma sebebi nedir? Tamam. Bak ben şu evet. iki Girizgah türlü yaptım diyorsun. Tamam, peki. Evet. İki türlü manşet atılabilir. Birisi soğuk okuma diyeceğimiz bir şeydir. İşte bu demin yaptığım girizgahın üzerine denebilir ki Amerika'daki kutuplaşmanın bir tezahürüdür. Böyle bir cümle ne durumu izah eder? ne de dünya ile ilintisini izah eder. Tamam. Sıcak dediğiniz şey o da sadece bir tarafını izah eder. Çok burada çok sembol gördük. Düşün ki sembol gördüm ne demek? Tam onu anlatıyorum. Küreselciler değil mi Biden? Arkasında e, dijital dünya var. Teknoloji şirketleri var. Medya var. Baroğlu var. Yani onu desteklediklerini biliyoruz karşısında Trump var. Bu tür gelişin iyi olmadığını anlayıp biraz daha içine kapanarak ülkeyi yönetmeye çalıştı. Dışarıdaki bütün bağıtları, rabıtaları, uluslararası anlaşmaları itip kalktı. Bu yöntemin doğru olduğunu söyledi. Ben hala tam yanlış olduğundan emin değilim. ayrı konudur. Emin İki, değilim Trump'ın yapmış olduğu yolun doğru olduğunu mu söyledi? Amerika için. Evet. Amerika için daha doğru olduğunu düşünüyorum. Onu da açıklarız tamam. çünkü bu bundan sonraki bölüm felakete gidecek. Tamam. Şimdi durum şu. Bir tarafta küreselleşmeciler, dijitalciler, öbür tarafta neokonlar. Bunlara darbeyi yapan şamanlar. Tamam. Görüntü bu. Şimdi göreceğiz onları. Görüntü için. bu. Tek tek vereceğim ben. Bu da sıcak okuma ama bu da izah etmiyor. Yani bütünü izah etmiyor. Bir kısmını izah edebilir. Ama aslı izah etmiyor. Sorumun karşılığı hmm. çok net şunu hmm. soruyorum. Şimdi Kongrede bir kalkışma de, diyebilirsiniz. Darbe, Tabii. Amerikan yani. başkanı darbe dedi. Tamam, bitti o konu. Dolayısıyla bu gerçekten Trump tarafından veyahut da Trump'ın temsil ettiği kişiler, gruplar, kurumlar tarafından organize edilmiş bir iş midir? Yoksa hasbel kader, Trump gibi bir başkan vardır. Bu da bir şey söyledi, İnsanlar da coştu böyle bir şey mi yaptıdır? Yoksa ben başka bir şey söyleyeceğim. E sen söyle onun üzerine. O zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi ben şöyle görüyorum e, sevgili e. dostlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bu olayın yani benim almış olduğum tüm eğitimin sonucu olarak biz şöyle bir soru soruruz. İş kime yaradı? İşi yaradığı insan Cemil görüyoruz ki Biden ve o ekibin kurmuş olduğu... Tüm dünyada da geliştirdikleri siyasete yaradığını görüyoruz. Çünkü neden? Amerika Birleşik Devletleri bir sonraki seçiminde Trump'ın önünü kapatmış durumda şu anda. Cezayı bilmeyeceği belli değil. Hatta şöyle dediler. Dediler ki işte acaba Trump kendini affeder mi? Efendim Nixon döneminde böyle bir şey yaşandı. Nixon'ın kendini affetme anayasada yazdığına göre hakkı vardı. Ama hukukçular dedi ki, hem suçlu olan hem de hakim olamaz. Trump'ta da aynı şey işler mi işlemez mi bilmiyoruz. Fakat bence bütün organizasyona baktığım zaman bu işi Trump'tan daha çok Biden'ı destekleyen grubun bu kadar abarttığını hissediyorum ben. Katılır mısın bilmiyorum. Yani bir teoridir. Ben bundan hiçbir zaman kapıyı kapamam. Bir örnek vereyim mi? Ver. Şimdi bana yedinci resmi verebilir misiniz? Yedinci resmi. Bu bir video sevgili dostlar. Burada e, gelirse ekrana geldiği anda bir şey söyleyeceğim. Hani işte bu işin en başındaki e, Demokrat Parti'nin çok önemli kişiliklerinden birisi işte Pelosi değil mi? Hı hı. Çok belli ki yani sisteme çok hakim hatta Trump'ı en çok döven adam, hı hı. kadın. Şimdi şöyle bakacağız. Şimdi karşıda bir resim görüyorsunuz. Jake Angeli denilen adam yani boynuzlu adam biraz sonra onu da açacağız. Yanındaki adam kim sorusu? Bakın Michael Voss diye bir adam Hollandalı birisi bu. Fakat e, fotoğraf çektirdiği adam e, işte Kongre'yi basan ve şu anda ikonik belki dünya bu bir daha bu resmi hiçbir zaman unutmayacak ikonik bir adamla birlikte. Fakat bu adam Pelosi'nin damadı. Bir tane örnek verdim yani şimdi şöyle bir şey olabilir mi mesela ikinize de sorayım bu soruyu yani siz şimdi hırsızla işte bir olay yapacak hırsızla bir, dur bir selfie çektirelim falan der misin ki bir resim daha var onu da altıncı resmi verebilirsek yani yine göreceksiniz altıncı resim geldiğinde bu adamın da işte böyle bir duruşu olan bir adam. Demokratlar için önemli birisi kimdi bu? Pelosi'nin damadı. Ne diyorsun bu konuya? Şimdi bir tane resim. Daha çok resim e, ko e, göstereceğim yok, size. Konuşalım. Bunlar parçaları. Parçaları birleştirmekte zarar yok ama ben o yoldan yürümeyeyim. Tamam. Yani e, buraya kadar yapılandırılmış bir mimari var. Neyin çatıştığını biliyoruz. Bu çatışan cepheleri tam tarif ettiğinizde Bizim için ve dünya için ortaya çıkacak tablo zaten yeterince keyifsiz. Yani e, biraz önce bahsettiğin küreselcilerle şimdi ulusalcılar arasındaki konu mu çarpışan konu? Evet öyle ama bunun e, kompartımanları bizim tahminimizden daha dolu. Biliyor tamam. muyum? Yani buna Facebook'tur, Twitter'dır, sosyal medyanın bütün unsurlarıdır, teknoloji şirketleridir. Bu teknoloji şirketlerinin biyoloji firmalarıyla rabıtasıdır, salgın meselesidir. Oradaki aşıların bu işlerle bağlantılıdır. Bunlar upuzun zincirler. Bu upuzun zincirlerin bir boyutu mesela Çin'de çok büyük yatırımlara sahip. Tamam. Çok büyük yatırımlara sahip. Bir kısmı İngiltere'de çok büyük yatırımlara sahip. Ve sonuçta Biden... Obama ekolünden gelerek devam eden, Clinton ekolünden gelerek devam eden bir yapıyı destekliyorlar bunlar. Bu yapı yeni şu andaki cari düzenin, dünyada değişmekte olan düzenin ne uygun bir yapı değil artık. Sorun buradan kaynaklanıyor. Hmm. Şimdi Biden yönetimi gelecek ne yapacak deniyor ya mesela. Para basmaya i̇s, devam edecek. Evet. Is, ve bu felaket. <laughs> Mesela yani ekonomik açısından söylediğinde. Ne yaparsa yapsın. Kimisi diyor ki efendim Türkiye'ye iyi davranacak, Türkiye'ye kötü davranacak Rusya'ya, Çin'e şöyle davranacak, böyle davranacak. Ne yaparsa yapsın standart bir forma uygun gibi davranıyor. O form işte deminden bahsettiğimiz Amerika'yı yönetmiş 2-3 ekolden birisi olan tekrarlayayım Obama, Clinton, Sayır, e, nihayet Biden'da kendisini bulan bir ekolün aynısı. Şimdi diyor ki ben bir şunu yapmıyorum, ee, siz diyorsunuz ki yeni bir dünya var, demin girizgahta saydığım bir dünya, bu dünyayı kabul etmiyorum ben diyor. Çünkü kabul etmemesini de çok anlayışla karşılıyorum, yani anlayışla karşılıyorum derken hani hoş görmüyorum, anlaması gerekiyor. Ama şu, kabullenmenin inkar aşamasında, bu çok önemli, <laughs> Batı kendisiyle yüzleşmeyi reddediyor. Evet doğru. Reddediyor. Bunun sonraki aşamasına maalesef Biden'da denk gelme ihtimalimiz var. Yani e, şey e, psikiyatrlar psikologlar beni bağışlasın bu kabullenmenin 4 5 şartı diye bir şey vardır. Onun ikinci aşaması öfke. Ve bu ona denk gelecek. Çok yani mu Biden'da öfke patlaması olacak diyorsun? Evet, sert evet, geleceğini öyle. görüyoruz. Şimdi e, bu da bitireyim evet, çok kısa. Lütfen, lütfen. Benim anladığım kadarıyla listelediğimizde Bugün ee, için program yarım saat daha uzadığı için rahatız. biraz daha çok harika. sohbet edeceğiz. Daha Bence çok konuşacağız. Çok, iyi evet. bir, çok doğ, güzel bir analiz yapıyor. Evet. Çok, çok, çok teşekkür çok, çok ederim. ederim. Ee, bunun için bir öncelik sırası da geliştirdiği anlaşılıyor Biden yönetiminin. Hangi ülkeden başlayayım, hangi yolla başlayayım diye. Yani hazırlıksız falan değiller. Bu da işi daha tehlikeli hale getiriyor. Zaten düşün bak. Çarşamba günkü darbe girişiminde bütün ülkelerin reaksiyonuna bak. Avrupa'yı blok olarak bir tarafa koyalım. Gerisi acaba Amerika'ya nasıl baktı? Bizim tutumumuz belli. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ortada. İstediğiniz kadar gülme hakkınız var. Gülün Tabii. diye yaptı zaten. Ama Çin de aynısını yaptı. Hong Kong olayları sırasında... Amerika'nın Amerika yayınına yaptı. Avrupa Birliği evet. biraz daha girişik. Kaygılandılar. Kaygılandılar. Evet. Trump'ın iktidarda kalması onlar için felaket. Böyle bir ihtimalden çok korktular. Onun için ya yoksa. Pence'den falan hani korktular diyorsun. Mike Pence'in gelip e, iptal etmesi. O ekolün mi? devam Hı. etmesinden. Yani o ek. Şimdi Hı. şöyle bir şey. Eğer e, Trump başarsaydı Pence'den. Şu anda Pence bütün o seçmenlerin gözünde Hı. hain. Tabii şu anda. hain. hain. Yani nerede görülmüş cumhuriyetçi bir başkan yardımcısının, seçilmiş bir başkan yardımcısının sosyal medya hesaplarına karşı tarafın adayının resmini yapıştırması? Ha, onlar için hain. ve Bunun hesapları, kitapları 2024 yılında görülmeye başlayacak. Bravo. Asıl çok iş güzel. o. Oraya yatırım, çok büyük çok miktarda güzel. yatırım yapılıyor. Bu 75 milyon civarı, 73-75 milyon arasındaki oyu kimse bırakmaz. Yani kişiye de yedirmezler Herkesi bunu demokratlar. Diyorsun. Herkesi bozar bu kadar oy. Şimdi neyse sonra şeyden devam şey de yapmak istiyorum. Ee, şimdi tüm televizyonlarda hemen hemen bu işte kongre baskını konuşuyor ama biz e, TV yüzde kayıt dışındayız ve kayıt dışı hı hı. gibi konuşmak istiyorum. Onun için hı hı. farklı açılardan bakacağım. Şimdi eee Nedet bir şey söyledi Cemil. Dedi ki bak bu çok önemli bir şey dedi. Ya Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak? Çin'in yükselişini görüyoruz orada. Hı hı. Dün ben e, Osman Pabukoğlu ile görüştüm. Üçüncü Dünya Savaşı diye bir kitabı var biliyorsunuz. Bir gün konuk alacağız. İşte bu pandemiden dolayı gelemiyor. Özellikle e, kayıt dışına katılmak istiyor kendisi. Buradan selam olsun. Şimdi Amerika Birleşik'le Birinci Dünya Savaşı'na baktığımız zaman şunu görüyoruz ki İngiltere'nin yükselişi. Güneş batmayan bir e, imparatorluk kuruyorlar ki onun üzerinden de dünyayı... Tüm kapitalini bir şekilde sömürüyor. İkinci Dünya Savaşı'nda ise şunu görüyoruz. İhtiyaç duyulan bir Amerika Birleşik Devletleri geç savaşa girmiş hatta olabildiğince savaşa girmemeye çalışmış bilinçli olarak. Ne zaman ki işte Pearl Harbor baskını ki giriyor. o da evet. belli ki yani İngilizlerle Amerikalıların bir şekilde operasyonuyla Pearl Harbor'a bir baskın yapıyor oluyor 7 Aralık 1941'de ve işte bir bakıyoruz ki işte Japonlar bu baskın sonucunda Amerikalılara işte bir hatta şöyle bakalım hani biraz komplo gibi olsun birçok geminin e, açık denizlerde olduğu, batan gemilerin daha az olduğu, 188 savaş gemi uçağı, işte 12 tane ABD savaş gemisi batırılıyor ve 2403 tane de evet. e, işte bir şekilde insan, sivil 68 sivil e, Mid ölmekle birlikte 2403 tane evet. de asker ölüyor. Şimdi evet. bunun sonucunda Amerika Birleşik Devletleri ne oluyorsa savaşa giriyor ve bir bakıyoruz ki 2. Dünya Savaşı sonrası Amerikan rüyası diye bir rüya ile birlikte tüm dünyanın yönetimini Amerika Birleşik Devletleri alıyor. Şimdi istersen e, paradan bakabilirsin, istersen evet. siyasetten bakabilirsin. Ç Şunu görüyorum. Evet, pardon. Sorumu hemen soracağım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Çin'in yükselişini yok olmasına rağmen kabul eder mi? Kendisinin yok olmasına rağmen. Tabii. kendisinin yok olması diye değil ama oradaki demin analizini sevmemin, Nedret Bey'in analizini sevmemin sebebi şu. Bir kadro var bir de başka bir kadro var. Yani bir problemli bir durum var orada. Biden'ın şu anda reprezente ettiğini anlattığı havaya para basan ve bundan da medet uman önümüzdeki 4 yılda da bir 93 trilyon dolar daha basacaklarını ilan etmiş olan bir kadrodan bahsediyoruz. Bu kadro Tamamen halüsinasyon içinde diyor. Ben katılıyorum. Ne demek istiyorsun? Hayır zaten bu yani şey söyleyeyim bence. Hani bu kadar para basmanın sonu ne? He, bu kadar para. Bu kadar para basmanın. Evet. Biraz daha yukarı alırsan tamam. mikrofonu. Ne kadar alırsan sesinde problem var. herhalde. Tamam. Evet. Evet, tamam. Şimdi bir kere bu kadar para basmanın sonuçlarını açık açık tartışabiliyor muyuz? Hayır. Pandemi var. Başka bir konu konuşuluyor. Ekonomi konuşuluyor. Yani öne çıkmış olan konu pandemi değil mi? Şimdi demiş parayı basmasının ne zararı var Amerika yani, Birleşik Devletleri parayı basmazdılar miktar miktar. Evet, Miktarları yani, söyleyelim. Bak hı. 200 yıllık Amerikan evet. 200 yıllık Merkez Bankası tarihi var tamam mı? evet Toplam 200 yıllık tarihinde 2008 yılına kadar 900 milyar dolar basmış bu merkez farklı adlarda, farklı yönetimlerde de olsa Fed'i sadece kastetmiyorum. 1912 Fed'den öncesi de dahil buna. 2008 yılındaki krizle beraber 3 trilyon daha ekliyor buna tamam mı? 2020 Mart ayında 1.3.4 trilyon daha ekliyor. Yani tüm 200 yıllık tarihinde bastığı paranın iki katını sadece 3 ayda yani 2020'de basıyorlar. Şimdi şu anki durum sadece Amerika'da değil Japonya, İsviçre, Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nden ziyade Yok. bu İsviçre ve Japonya'nın bastığı para kendi gayri milli hasılalarının o kadar üzerindeki toplam olarak gelişmiş G7 ülkelerinin şu anda bastığı para 27 trilyon dolar. Hesaplar yani ortada duran para 27 trilyon dolar. Şimdi bu 27 trilyon dolarlık bir dünya mı var? Yani o zaman şöyle bir soru soruyorum. Ekonomi e 20 de. yani bu ekonomiye yani giriyor edelim. mu? Hı hı. Şimdi bakın problem ne biliyor musunuz? Eğer bir ortalıkta bir ekonomik kriz varsa bir şekilde park edilecek yere ihtiyaç var. Kime park edeceğiz bu işi? Ha, Birinci Dünya ha, Savaşı'nda ha, 200, park edilen yer belliydi. 280 trilyon borç İkinci Vorge Dünya vardı. Savaşı'nda da park edilen yer belliydi. Şimdi bir savaş olacak Hı. mı? Hani biraz sorunun sonuna Amerika, doğru gidiyorum Amerika, ama. Amerika savaşsız yenilmez. Yani evet. çekilmez. Amerika savaşmadan çekilmez. Sorun orada. Öfke dediğim şey o. Bir sıralama. Mesela Çin'i şu anda karşısına almıyor. Almıyor. Söylemde evet bir tarif yapılıyor. Zaten o tarifi onun yapmasına da gerek yok. Bütün dünyada Çin üzerine çalışanlar ya da ekonomi ya da büyüme üzerine çalışanların hepsi çatır çatır her gün Çin'in ne olduğunu ve önümüzdeki 10 yıl içinde ne olacağını söylüyorlar. İşte son olarak 2028'de bilirsiniz yani büyüme açısından Amerika'yı geride bırakacak ama PPP'de bıraktı bu sene de tamam yani biliyoruz bu değişikliklerde bir sürpriz yok ama asıl iş 2030'da Muhtemelen teknolojik ve askeri açıdan da geçecek. Şimdi böyle bir tehdidin Amerika Birleşik Devletleri tarafından yok sayılması mümkün değildir. Kabul edilebilir mi? Hmm. Bir saniye. Sayılı, o, yok sayılmayacağına evet. göre kabul edilemez. Şimdi, pardon. Evet. Şimdi bir kere Çin'i buraya kim getirdi? Çin'i buraya Silikon Vadisi'nin arka kapısından gelenler değil mi? Evet. Çin'i buraya teknolojik olarak yücelten yükselten kimdir? Değil mi? Silikon Vadisi'nin yatırımcıları değil mi? Ben tanıyorum evet. bir sürüsünü. Yani nasıl uçağa binip Çin'e gidip nasıl paralar harcadıklarını yaşadım yani. Geçtiğimiz 10 sene içerisinde gördük bunları. AI'lar, bilmem neler falan. Bugün yapay zekadan bahsediliyorsa veya başka bir sürü teknolojiden Çin'de bahsediliyorsa mesela Çin'in Baidu'su, Çin'in Alibaba'sı, Çin'in yani bunlar hepsi Amerika'dakinin birebir karşılığı eşleniğidir. Bunların hepsine izin verildi değil ortak olundu. Yani Baydu'ya Amerikalılar ortak, Ali Baba hepsine ortak bunların. Amerikalılar ortak. Buraya Çin'i getirdiler. Yani Çin bir upgrade Osman Bey'in ortak dostumuzun tabiriyle bir upgrade yaşadı. Teknolojik bir upgrade gördü Çin. Amerika'nın desteğiyle. Şimdi bu desteği aldıktan sonra Çin şu anda gelmiş olduğu noktada ne yapıyor? Jack Ma'yı kaybettiler. Nerede Jack Ma? Soruyorum. Evet. Yok ortada. Neden yok ortada? Adam Ali Baba'dan değil, Ant Kapital diye PayPal gibi orada Çin'in içerisindeki bütün ödeme sistemlerinde iki tane var. Bir tanesinin sahibi bu adamdı. Beş tane imza ile devrettikten sonra kayboldu adam. Öldü mü, nerede bilinmiyor. Yani Komünist Parti şu anda Jack Ma'nın Ant Kapital'ine el koydu ki komünist partisinin yetiştirmiş olduğu kişiyi diyelim. Öyle biliyorduk. Ama ya, yani bir de şöyle bir şey öyle bilmiyordu var ya. acaba. Yani yani Jinping gibi bir karakter var şu anda. Acaba bir şekilde ona rakip olabilir komünist partiye bir şekilde Amerikalılarla birlikte hareket ha, etmesi diye düşünüyorum. ne düşünüyorlar? Mi düşünüyor? Ne düşünüyorlar? Onu bilemeyiz. Onlar da belki gereksiz paran şimdi beyefendinin yaptığı analizde Amerikalıların hani o e, kendisiyle yüzleşmenin reddetme aşamasında dedi ya, Çinliler de belki başka bir takım aşamalarda. Onu bilmiyoruz. Çünkü o kadar kapalılar ki. Yani şu pandemi... Çin politikasını ta, ta, siz konuşun da teşhis, yani şey, tahlil edebiliyoruz. Ha, Onlar ta, o zaman, başından o... beri çok böyle formal haldeler. Düşman yaratmıyorlar. Durumun nereye gittiğini gayet bilindim. Bir, bir şey söyleyeceğim. Aynı zaman onlara Farklı çalışıyor çünkü. bir şey çünkü. söyleyeceğim ama. Şimdi bu herkes söyleyebilir değil mi? Yani bu stratejik analizleri yapabilecek Benden daha iyi bu işi bilen eminim çok fazla insan vardır. Şunu ama söylemek istiyorum. Dijital parada bir savaş oluyor. Dijital para konusunda. Bunu çok fazla görmüyor normal e, kamuoyu diyelim. Şimdi dijital paraya çok uzun konuşacağız dijital ha, pek, parayı. Çünkü o zaman orada bırak. Acaba dijital, dijital para, para şöyle. Uçuyor mu, kalıyor yok, yok. mu? Onu evet. ben çok önemsiyorum bir açıdan, bir açıdan evet. çok, bir açıdan dedim aslında benim açımdan temel çok. Dolarizasyonla ilişkisidir beni ha. bağlayan şey. Çünkü tamam. dolarizasyon bir şekilde dijital para üzerinden yaralanırsa Hı. En... Amerika Birleşik Devletleri değil. İşte, i̇şte O zaman bu masada yani. sen evet. Amerika Birleşik Devletleri'ne ilişkin ileri yönlü ne konuşmak istiyorsan fantezi boyutunu aşacak şekilde konuşulabilir. Evet tamamen Aynen. yıkar. Abi şimdi yani. bu da aynı noktadayız. Şimdi sevgili dostlar belki. Ee, Şöyle söyleyebilirim. Şimdi biz içeride Cemil'le sen gelmeden dijital parayla ilgili bir şeyler konuşurken dijital parayla ilgili en büyük tehdit nedir? Hiçbir tehdit yok dedi. Büyüyüp devam ediyor. Çünkü biraz sonra göstereceksin. Kime, tehdit, kime Özgür bir yapı. Yani kendi bağımsız, hiç kimseye bağlı olmayan Peki, bir yapı. Ama bir, bir şekilde ama paralellikler var. Paralellikler da, var ama. Yani... o da karanlık bir dünya ışığını, fişini çekerlerse sistemin. O, o kısmı, oraya gir, girersek söyleyecek bir şeyimiz yok. Şimdi o, o dursun kenarda tamam mı? O senaryonu sen daha önce söylediğinde ben abi dinlemiştim. Enteresan bir senaryo ama şimdi onun olmadığı durumu önce bir Ele alalım tamam. Onun İstersen oldu. dijital paradan sonra biraz merak Aha. etsin şeyleri. Tamam yani Senin müşterilerin. <laughs> hani çünkü herkes diyor ki benim müşterilerim beni takip etmeye başlayacak. Onun için biraz merak etsinler senin sorunla. Şimdi yine kongreye dönelim bir. Şöyle bir şey var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri böyle garip şeyler söyleyeceğiz ama bu iki numarayı verebilir misiniz bir? İki numara. Mesela ne oluyor? Birileri daha önce görüyor mu? Senle farklı programlar yaptığımız için Hı -hı. burada gördüğün gibi Simpsonslar yine yani klasik ee, çeşdi, bir bakıyoruz gösteren. Ki, işte yine e, kongreyi basan insanlar ellerinde bir şey çalarken götürürken bir bakıyoruz da yine Kongre'den bir şey götürüyor. Bu şey Üç de var. Üç numarayı verebilirsek bu, bu, devam edelim. Buffalo boy. He, ha, falan. o da var. Şimdi işte, e, işte burada. Belediye Başkanı diyor ve elinde bir bakıyoruz ki yine Kongreyi basan insanlar işte ünlü işte hukem dedikleri yani aslında boynuzlu bir karakterle yine bir bakıyoruz bir boynuzlu karakter olan Anceli'yi yine görüyoruz. Bir bakalım yine dokuzu verelim isterseniz. Şimdi olay nereye gittiğini bakacağız. 9'da da baktığımız zaman yine böyle bir karakter. Yine e, işte kongrenin <laughs> önünde yine Simpsons'lar, yine boynuzlu bir karakter. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu şapka, boynuzlu şapka <laughs> Bak, aslında bir de moda. Damgasına kadar var ya. Evet. Bir de şöyle bakalım, bu sana gelecek bir soru Nedret. E, 10. resmi de alırsak. Şimdi Trump dedi ki ben hiçbir şekilde yemin törenine katılmayacağım. <laughs> Şimdi altında... 20 e, Ocak Tabii. 2021 yazıyor. Hı hı. Şimdi bu gerçek simsızdan evet, mı? Evet. Ha. Bu uzun bir film oradan bir parça. Hı hı. Yani şimdi vaktimizi değerli harcayalım diye filmi göstermedim. İsteyenler e, bir şekilde YouTube'dan erişebilirler. Hı hı. Şimdi ad, diyor ki ben diyor yemin törenine hı hı. Abraham Lincoln'ün diyor ben uzatmayacağım şeyini. E, İncili Biden kim uzatırsa uzatsın bir şekilde yemin etsin dedi, diyor. Şimdi 21 benim için önemli bir rakam. YouTube'cular anlayacak ne demek istediğimi YouTube izleyicilerim. 21'inde yani bir gün sonra 20 ve 21'inde gerçekten Amerika'da bir kaos olur mu? Ben sanmıyorum. Sanmıyorsun. Ben tamam. sanmıyorum. Ee, birincisi Trump biraz geri adım attı. Bunu ne manipüle edebilir diye bakıyoruz. Şu anda e, asıl Çarşamba günkü kodları tam çözdüğümüzde neden olmadığını daha iyi anlayacağız. Çalışmayan mekanizmalar vardı o gün. Çalışmayan mekanizmaları ikna şey, izah ettiğinizde, mesela Pentagon niye çalışmadı bilmiyoruz. E, Washington polis teşkilatı neden çalışmada Hatta neden göstericilere zaman zaman kimi unsurları tarafından hizmet etti, yardımcı oldu, kapıları açtı, içeri aldı bilmiyoruz. Bunu gizli servise kadar götürenler de var. Tahminin nedir yani bilmiyoruz deyince canım, bilmiyoruz şimdi, zaten. Şöyle mesela bu e, muhafızlar denilen bizim ekranda genellikle askeri üniformayla gördüğümüz normal muhafızlar. E, Savaş silahları da taşıyan, otomatik tamam. tam otomatik silahlar da taşıyan gruplar esasında ordunun ordu değil. Öyle gözükmelerine rağmen ordu değil. Gerçek ordu Pentagon. Tabii. Bu ordu bizatihi tam da Trump'ın hitap ettiği, ona oy veren, tıpkı o hayatını kaybeden kadının biyografisinde ortaya çıktığı gibi belki Savaşçı senelerce ki, ya. orduya hizmet etmiş insanlardan gelenler. Dua etsinler o grup taraf değiştirmedi. Bir, bir sonraki aşamada değiştirirdi. Yani demin açılışta söyledim ya çok kritik anlar vardı. O anlardan birisi denk gelseydi onlar da değiştirirdi. Belki Pentagon ondan sonra devreye girecekti. Şimdi bunları gördüğümüzde şunu da söyleyeyim. Bir ara şu problem yaşandı Washington'da. Bunun ben başka ülkeleri seyahat ettiğinde gördüm başkanının başkanın yanındaki nükleer çantanın akıbetiyle ilgili bir kaygı hali doğdu Amerika'da. Evet. Ve bunun bazı ülkeleri ordularını alarme ettiğini de biliyoruz. Çünkü bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani sadece Trump'ın böyle bir şey yapacağı meselesi değil bu. Aradaki bir oyuncu bunu yapabilirdi. İlla Trump'la bu... park ederek işi. Tabii tabii. Ha. Peki bir şey var burada. Adamın elinde bir çanta var. Bu hı -hı. çantanın içinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 6000'in üzerinde hı -hı. nükleer başlıklı silahın ee, işte kodları var. Bastığı anda dünyaya istediği yere nükleer silah patlatabilir. Hı -hı. Böyle bir adamın aynı zamanda tweetini kapatıyorsun mesela. Facebook'unu kapatıyorsun. İşte bir tarif <laughs> bir Ama ya demin o söyledi dijitalciler dedi ya evet. paketledi küreselcilerle tamam. beraber. Doğru. Orada Twitter'dı, Google'da, Facebook'ta şu anda hepsi bir paket bunlar. Sen, da, sen daha ilerisini, daha tehlikelisini yaptın dedi ki bu adamlar dedin. Olduğu gibi Çin'de yatırımları var dedin. Trump ne yaptı? Çin'den döneceksiniz arkadaş dedi. Hepinizin canına okurum dedi. Adamlar da yo dediler. Ya ya iPhone'lar Çin'de değil ya. yapılıyor işte. Şimdi ya, iPhone, iPhone şimdi Çin'de yapıldığını biliyorsunuz. Ne kadar marka vermezsen hmm. o kadar iyi. Ha, özür evet. dilerim. Yani çok bir, önemli. Bir, bir 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 sürü telefonun, bir sürü cihazın, her şeyin yapıldığı yer. Bakın. Tayvan diye bir bir ülke var. Tayvan belki çok az kişi biliyordur. Çiplerin basıldığı yer. Çip sanayinin ana çıkış noktasıdır dünyada herkes için. Bütün dünya çipini Tayvan'da bastırır. Kim olduğu önemli değil. Şimdi Tayvan'daki gerilimle beraber Çin 2020 yılının yazında 500 tane mühendisi transfer etti. Artık tabanca zoruyla mı artık para vererek mi bilmiyorum. Çok kilit 500 tane mühendisi transfer etti ve Amerika jazz çavlak kaldı. Ne yapacağız biz şimdi? Teksas'ta çip fabrikası açmaya karar verdiler. IBM ile ve falan. Şimdi bunlar tabii hep pandemide haberlerde görmediğimiz şeyler. O kadar kritik bir konu ki bu. Çip ne demek? Yani bütün hayat onlarla işliyor. Batıda da, doğuda her tarafta. Telefonun onunla işliyor, her şeyin onunla işliyor. Arabalar onunla işliyor. Bu çipler Tayvan'da basılıyor. Şimdi nerede alternatif var? Çin'in ana kıtasında var. Tamam onu hadi elleyemiyorsun. Bir tane de e, şey de var. Avrupa'da var. Avrupa'daki de çok ortaklı bir yapı. Şimdi bu kadar. bu Tayvan'ı kapadığın zaman bu çip production, çip üretiminin Tayvan'dan kaçtığı zaman ne olacağı belli değil. Kim yapacak bundan sonra bu çipleri? Şimdi Ruslar mesela çıkacak diyecekler ki ya kardeşim bunu yapmak için bir konsorsiyum oluşturalım dünya çapında. Çünkü hakiki bir e, kıtlığa doğru gidiyor. Yani senin o karartmadan önce bunlar evet. bunlar var daha sırada. Yani bu nasıl çözülecek daha bilmiyoruz. 4 nanometre, 2 nanometre, 5 geç. Ama 5G çip... 500 tane e, önemli adımı e, kendine aldıysa bu hızlı bir şekilde bu işi yapacak anlamına mı geliyor? Bilmiyorum. Onu o kadar hemen söyleyemiyorum. Orada öyle bir know-how var ki. O yani yeni bir konu değil. Yani bu 40-50 senelik şey. Nereden çıktı silikon? Vadisi adı var Yani. Silikon Vadisi'nden geliyor bunlar. Yani onun kurucusunun doğduğu yer orası. Şokli'nin. Yani o Şokli annesinin yanına gitti. Onun için Silikon Vadisi'nden çıkıyor bunlar. Şimdi Intel vardı bir. Şimdi Intel üzerine kurulu bir yer. Silikon Vadisi. Çipiniz siz Tayvan'da yapsanız da tasarımlar burada yapılıyor yani şimdi tasarım yapamıyor. Şimdi problem şunun üzerine kurulu değil mi aslında? Şimdi bir empati kuralım. İzleyicilerimiz de kursun. Yani senin müşterilerin de kursun. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle yapalım. Yani diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yerinde olun. Ya yani nizam diye bir nizam var. Gerçekten dünyanın en e, hani kayda değer kurumlarından bir tanesi. Şimdi bu kurum şunu mu yapacak yani? Çin sen biz yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Biz çatlayacağız, patlayacağız. Siz büyümeye devam edin. Biz de yok olmaya razı mı gelecekler? Yani olmayacak. Onu... Yani olmayacağın karşısı savaş mı? Tabii savaş. Tamam. Yani Bunu şöyle. Bunu bu cımbızla ama... çekmeye tamam. çalışıyorum. Tamam onu söyleyeyim söyledim de zaten. Yani savaş Ama bunun yeri evet. ve zamanını Amerika kendisi şey yapmak istiyor. Ve etmek. Tayin etmek evet. istiyor. Bunun içinde de bazı yol ve yöntemler var. Bunlardan birincisi mesela Rusya'nın bir şekilde hemhal edilmesi. Çünkü önceliği ona verecek. İlk önce Avrupa Birliği ve NATO düzenlemesi gelecek. Biraz Atlantik ittifak yapılacak. NATO reform edecek. Yeni askeri şeyler, unsurlar, sahir, yeni yapılanmalar ve konuşlanmalar. Bunların yerlerini falan biliyoruz da. senin de dediğin gibi yani zamanı kıymetlendirmek açısından saymıyorum sonra Rusya ile yüzleşecek. Bunu zaten dünkü konuşmasında da işaret etti. Bu andan itibaren de hem Avrupa Birliği hem NATO üzerine Rusya anından itibaren de Türkiye'nin önüne zoraki tercihler gelecek. İşte o andan itibaren bu tercihler ne olur? E mesela diyecek ki adam tarafını seç. Evet. Tarafını seç. Tarafını neresini seçer Türkiye? E şimdi Avrasya mı, Atlantik mi, onu mu? Hayır. Esasında Türkiye'nin böyle bir tercihi Tercih yapma arzusu ya da tercihi bulunmuyor. Türkiye başından beri tek bir şey söylüyor. Ben adaletli bir bölgede, adaletli bir ülkede ve adaletli bir dünyada yaşamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ya da Batı, ben tabii mealen söylüyorum tercüm ederek, bunu sağlamıyor. Ben herhangi bir yere gidiyor değilim. Ama artık herkesle eşit, adil ve ahlaklı hmm. bir ilişki kurmak istiyorum. İşin doğrusu budur diyor ve doğru. bu. Yani ikinci ah, dünya savaşındaki gibi... Diyeyim tarafsız mı kalacak? Şun tara bu ta taraf hayır tara herkesle aynı şekilde işbirliği yapmak Şimdi istiyor. Şimdi işbirliği yapabilir ama hı -hı. dışarıda Amerika Birleşik Devletleri anlaşılıyor ki aynı Kennedy'nin yapmış olduğu, başlatmış olduğu sistem devam edip Avrupa Birliği ile çok hızlı bir şekilde entegrasyona tamam. geçecek. İşte Bunun hı -hı. karşılığında hı -hı. Çin de Avrupa'yı elinden çıkarttığına göre Çin'in de bir mütefiye ihtiyacı var. Bu anlaşılıyor ki Pakistan okey. ...Pakistan'ı bir şekilde Yok, Bunların hepsini tek tek sayabiliriz. Evet. Şöyle bir hat var bir kere. Ee, Afganistan ortada kalmak şartıyla... ...Çin üzerinden... ...Çin, Afganistan, Pakistan, İran'a giden bir hat var. Bu Türkiye ile de birleşen bir hat. Türkiye, Asya'yı... E, ...şimdi şöyle bir durum olduğu için... ...yaklaşık 70 yıldır... ...Türkiye batıya yapıştığı için... ...batı da Türkiye'ye yapıştığı için... ...Türkiye'nin başka bir yöne ufacık bir hareketi kayma olarak görülüyor. Öyle bir durum yok halbuki. Bugüne kadar Amerika ile Avrupa ile Türkiye'nin ilişkileri yüz 100 üzerinden yüzdü. Hatta yüz üzerinden iki yüzdü. Bugün Türkiye diyor ki gel yüz üzerinden yüz olsun. Yüz üzerinden 98 olsun. İkisi, üçü, beşi, onu. Çünkü ekonomik ilişkiler var. Diğer ülkeler. Yeniden Asya projeksiyonu Ankara açısından tam böyle bir projeksiyon. Ama gel gelelim şöyle olaylar da oluyor mesela ben S-400 geçti gitti önemli değil ama bir şeydi bir kırılma noktasıydı. Son olarak Kafkaslardaki Ermenistan-Azerbaycan savaşında ortaya çıkan tablo şu. Mesela Amerikalılar da böyle tarif ederlerse bizim yapacak bir itirazımız yok. Çünkü tam olarak şöyle oldu. O bölge batıdan temizlendi, arındırıldı. Başta Amerika ve Fransa olmak üzere. Şimdi bu bölge dediğiniz yer Ama dünyanın kalbi desteğiyle birlikte. Evet değil. öyle gözüküyor. Öyle evet. gözüküyor. Ama bunu böyle bir şekilde analiz ettiğimiz ettiği zaman bunu şey olarak da okuyabiliriz. Yani parayı da okuduğumuz zaman, parayı takip ettiğimiz zaman her şeyi takip ediyoruz. Sen dijital para uzmanı olduğun için buraya sen de katkıda bulun şunu söylemek istiyorum. Nedir? Şimdi acaba Amerika Birleşik Devletleri senin görüşünden farklı hı. olarak söyleyeceğim. Hı hı. Katılıyor musun? Ee, Rusya için en büyük tehdit aslında Çin'in kendisi Amerika Birleşik Devletleri Şimdi, değil gibi gözüküyor. Bir dakika bu şöyle bu tür kabuller bugünlerde çok tehlikeli olmaya başladı. Şu sebepten söylüyorum bu senin dediğin tahlil yerleşik bir hal aldı dünyada. Bu doğru bununla ilgili sen binlerce tez makale söyleyebilirsin. Çin Rusya için daha büyük tehlikedir Amerika'ya kıyasla. Bu cümle bir kalıp olarak orta, ortada duruyor. Gel gelelim artık öyle değil. Ne için? şöyle. Çünkü son zamanlarda görüyoruz ki Çin ile Rusya arasında emsalsiz daha doğrusu bizim sıkça rastlamadığımız şaşırtıcı gelişmeler oluyor ve her iki lider, her iki liderin iki, ülkenin iki lideri de birbirlerine yaptıkları atıflarda genellikle stratejik ifadesini kullanıyorlar ortaklıkları açısından. Çok önemli değil ama politika ve devlet yönetiminde stratejik sahada gelişmeler... görüyoruz. Evet. Sahada görüyoruz. İşbirlikleri var. Orduların birlikte tatbikat yapması üst üste. Ama o zaman Çeşitli sigorta alanda... atmıyor bu bir şekilde? Kimin yani sigortası? Çin, Rusya, Rusya'nın desteklemiş olduğu Kafkasya bölgesinde Türkiye. Yani Türkiye'yi biraz Çin'e doğru mu itmeye çalışıyorsunuz? Kimsenin nereye ittiği önemli değil. Türkiye kendi politikasını yapıyor. Sorun burada zaten. Türkiye'ye ilişkin... Ee, kızgınlıkları, eleştirileri, kritiklerin, kritiklerinin özünde Türkiye'nin kendi başına davranması, arzusu ve bunu da zamanında yaptığı için, de hala de yaptığı için de bu herkese batıyor. Mesele burada. Bunu şu anda sessizce izleyen tek ülke var Rusya. Hı hı. Rusya şöyle bir formül kullanmış. Bunu av, yani Avrupalılar ve Amerikalılar da kabul ediyorlar. Diyorlar ki Türkiye-Rusya ilişkisi bir aşk-nefret ilişkisi. Bu yeni bir model hem seviyorlar birbirlerini hem dövüyorlar ama bir şekilde işlerini yürütüyorlar. Evet. Pekala. Bunun örneğini Azerbaycan'da gördük, Suriye'de gördük, Libya'da gördük. Libya'da gırık gırtlağa gırtlağa geldik. Suriye'de Kırtlak kırtlığa geldik sonra sarıldık sonra tekrar kavga ettik bu böyle gitti ve İran'la ilişkiler öyle. Kavkaslar da bayağı bir operasyondu. Bu. Yani onun ayrıca yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bölgeyi elinde tutan kalp yahu tutar yani bu bölgeden batının temizlenmiş olması ee, gerçekten de Batı'yı rahatsız edecek bir şey. Ama tekrar başa dönelim. Biden ya da Trump Biden'ın iyi politik, yumuşak politikaları ya da sert politikaları hiç fark etmez. Dünya buna uygun mu sorusundayız hala. Hani. Evet, Dünya evet. buna uygun değilse zaten şunu söylüyoruz. Batı'nın sonuna geldik cümlesi ha, kuruluyor. Evet Bütün mesele Türkiye'de bu son 70 yılda ortaya çıkan e, Batı merkezli bakış açısının kırılamaması. <laughs> Bu çok büyük problem. Peki batı derken neoklasik iktisadı özel olarak içine koyuyor musun? Yoksa daha büyük paket batı mı diyorsun? Evet koyuyor şu açıdan. Çünkü birden çok yerden bağlanmıştır Türkiye. Hmm. Yani dönem, yani birincisi askeri ilişkiler çok büyük bir şekilde ha hakimiyet kurmuş. Türk-Amerikan ilişkilerini esir almış. Hiçbir şekilde siyaset bunların arasından hmm. çıkamamış. İkinci ve eş güçte şey para meselesi. Hmm. O kadar güçlü para ilişkileri kurulmuş ki Türkiye hmm. ile... Özellikle borç üzerinden, borçlandırma hmm. üzerinden bunun için de hmm. aracı kurumlar kullanılmış. Hmm. IMF'dir, Dünya Bankası'dır, sahirdir... Borsamız nefes... Nasdaq'a nefes... entegre. He, yani şimdi bir şey, ama şimdi... asıl problem burası. Burası hala bitmedi. Çok kısa bir şey ne daha söyleyeyim. Ne demek burası bitmedi? Burasının bitmemesinin sebebi şu. Şimdi mesela bu darbe... o girişimi oldu ya Amerika'da. Evet. şu en çok şu söyleniyor televizyonlarda, yazılarda. Efendim, orası na bakarak, böyle tek olaya bakarak ...demokrasiyi tartışmaya aç açmamalıyız. Şimdi bu böyle kalıplı bir cümlenin üzerine ne eleştiri getirebilirsiniz? Yani aşağı yukarı şuna geliyor. Hırsızlık kötü bir şeydir. E şimdi bunu ben daha ne diyeyim artık o cümlenin üzerine. Ama öyle değil. Burada bahsedilen demokrasi Amerikan tipi demokrasi. Hı hı ve dünyada başka tip demokrasi bilen var mı ondan da emin değiliz. <laughs> Ayrıca onun hani uzmanları var. Siyaset bilinciler, sosyologlar, İngiliz falan demokrasi tamam. Diye işte ama yani. bağ rabıtalı evet. hepsi. Biz Tabii. Türk tipi. Bizim de Türk tipi demokrasimiz Tabii. var. Amerika ile ilişkisi nasıl? Kanının içinde geziyor Tabii. o kadar yani. O kadar. Yani o kadar demokratikti ki bizi uçaklarımızken bizi bombaladı. Ne diyeceksin şimdi? Ve bunun arkasında hangi ülke olduğunu biliyoruz. E, o zaman ne oldu demokrasi? Bu Amerikan tipi demokrasi denilen şey tartışmaya artık açılmalıdır. Aslında Bu bize şöyle söylemek oldu. daha doğru değil. Evet, mi? Evet, demokrasi doğru. denilen kavram, <laughs> demokrasi 2.0 denilen kavrama evrilmeştiği Çünkü, sürece <laughs> problem yaşayacak. <laughs> Çünkü niye? Demokrasi üst aklın veyahut da üstün aklın bir şekilde Burada yönetim, yönetim şekillerinden Burada keşke daha zamanımız olsa da konularımız he, hepsini bitirip bir Great Reset meselesini falan da... Geliriz, -0 geliriz 0 da ...falan gelebilsek. Şimdi, o. Bir tek şu demokrasiyi evet. bitireyim. Önemli o Ertan'cığım bu tip demokrasinin yani Türkiye'de tartışılması, bütün dünyada tartışılması gerekiyor ayrı konu da Amerika'nın dayattığı demokrasi tipi, böyle demokratik olacaksın. Bunu kabul ettiğinizde onun çizdiği demokrasi şartlarının ilkelerinin takipçisi olarak da onu teşhis etmiş, kabul etmiş oluyorsunuz. Adam istediği zaman diyor ki sizde insan hakları yok Allah Allah. Sizde demokrasi yok. Bir de Allah Allah. bir de din İslam'ı da her zaman bir e, antidot olarak kullanıyorlar. Evet. Yani sen Hristiyan değilsen aynı kalıplarda değilsin. Evet. Ama bunu kabullenmiyor. Ama Hristiyanlığı da kullanabiliyor. Çok önemli değil. Yani oradaki olan demokrasi biraz İngiliz etkisinde kaldığı için evet. hani tamam. Mayflower gemisinden aktarılan sen yapıdan. Ama köküne gittiğinde onun o protestanlık, kalbinizm çıkıyor tamam mı? arkasından. Ama o ben biraz daha şöyle okuyorum. Yani Amerikan kurucu babaları zaten hani Hristiyan mıdır değil midir o tartışılır bir konu. Çünkü diyor ki adam İngiliz yapısında olduğu gibi renginiz beni ilgilendirmiyor diyor. Dininiz de beni ilgilen Mezhebiniz hiç önemli değil. Ben ama diyor siz ne yaparsanız yapın ben yönetirim. Yani önemli olan adamın demokrasiyi biraz önce Nedret'in söylediği gibi demokrasiyi kendi o gün nasıl istiyorsa yani Sabahleyin öyle algıladığı gibi, Trump'ın e, mesajları gibi bir şey. O öyle algılıyor ve öyle hareket ediyor. Şimdi bunu takip ettiğimizde bu işi, bu işin yani e, para ne tarafında? Tamam peki o zaman oraya gelin. Bak orada çok önemli bir kırılma oldu. Bu Bitcoin denilen teknoloji aslında o. Yani Bitcoin paradan bahsetmiyorum Bitcoin deyince. Bitcoin'in altyapısı olan teknoloji, blok zinciri Türkçesi. Burada bir, kır, bir önemli paradigma değişikliği var. Onu atlamayalım. Orada ne oldu biliyor musun? 1400'lerden beri bir muhasebe sistemi kullanıyor dünyanın tamamı biz de dahil. Nedir bu? Çift kayıt muhasebe, değil mi? Evet. Double entry bookkeeping İngilizcesi. Bu çift kayıt muhasebeye alternatif geldi Bitcoin'le beraber. Üçüncü kayıt dışarıda. Yani senle ben aramızda ticaret ilişkisindeyiz dışarıda bizim ikimizden bağımsız bir, bir üçüncü gözlemci. kayıt, bir evet. kayıt oluşuyor Tabii. şu anda. Bitcoin bunu getirdi dünya ilk defa. 1400'lerden beri, bak bu İtalya'daki e, o, o zamanki ilk bankalardan beri bu muhasebe sistemindeyiz. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Daha önceki muhasebe sistemi batının nasıl işine yaradı onu inceleyelim. Belki beyefendi o konularda e, çok daha enteresan şeyler söyleyebilir. Ne oluyor biliyor musun? Borç lo alacaklı. İki tane şey var. Bir çizgi Yapı sağa sola, değil mi? Şimdi kim her zaman borçlu? Ha, sen demin dedin ya idareyi tutan, tepede duran demiştin ya. Adam seni sürekli borçlu yapıyor. Şu anda Türkiye'nin durumu bu değil mi? Ya yani bu karşılıklı muhasebede biz hep borçlu değil miyiz şu anda? Dışarıdan para bekliyoruz durumu var, değil mi? Ama işte yeni paradigmayla bu ikili muhasebe sistemi kırıldı. Yani blockchain teknolojisi veyahut da big data diyelim biraz daha büyük. Big edelim. data far tabii daha tabii farklı. Ama için. hepsinin kapsadığı yapıyı daha da uzattık. Ve kullanılan e, bir şekilde yeni dijital paralarla birlikte bu sistem tamamıyla evrilecektir diyorsun. Evrildi, geldi evet. yani. Şu an kullanılıyor. Yani burada artık mesela eskiden şöyleydi. A şirketiyle B şirket arasında ticaret yapıyor. Tamam mı? Devlet diye bir otorite var. Yani tepede. O oyunu kuran. Diyor ki bir saniye getir defterlerini diyor. inceleyeceğim diyor. Değil mi? İki defter o zamana kadar bağımsız işliyordu. Yani sen ayrı tutuyorsun defterini, ben ayrı tutuyorum. Ama çağırıp karşılaştırdığı zaman kendisi görüyor hangisi evet. ve karar veriyor. Racon kesiyor orada. Şu anda raconu blockchain kesiyor. Yani bu uluslararası şu anda konuştuğumuz neddetin üzerinde bastığı 3. Dünya Savaşı Olabilir ihtimalleri veya Amerika'nın çökme ihtimalleri Çin'in yükselme ihtimalleri Rusya'nın ne yapacağını bilmediğimiz şu anda öyle çıktı. Çin'le mi birlikte acaba e, yoksa Avrupa'yla mı birlikte hareket edecek bilmediğimiz işi nasıl etkileyecek? Bunu şöyle etkileyecek şimdi burada e, e, Nedret'le beraber yani onun söylediğine katıldığım nokta şu anda bu Biden'la beraber tekrar iktidara gelen küreselciler olayın altından git kendilerinin altından gittiğinin farkında değiller. Hala para basarak eski usul fiyat mani basarak dolar basarak çözebileceklerini zannediyorlar. Halbuki öyle değil artık bu iş. Çin de anladı böyle olmadığını, Rusya da anladı. Türkiye bile anladı. Hatta Türkiye çok öncü konumda burada. Yani bu Satoshi Nakamoto kimdir yani? Satoshi, Gerçek bir adam mıdır? Satoshi Nakamoto yani izleyiciler bilmiyor Aynen. olabilir. Bitcoin diye bir makale yayınlandı 2009'un başında Ocak'tan 12 sene önce. Bunun yazarı, ya Takma isimli bir Satoshi Nakamoto. Mahlası yani. Mahlası. Fakat bu ne Japon ne de adı Satoshi. Yani bunun arkasında bir Amerikalı var. Amerika'da doğmuş bir göçmen var. Yani niye bu kadar emin konuşuyorum? E çünkü bu adam niye sıfırdan bu kadar emin aydan düş yani gökten evet. zembille inmedi. Şimdi bu teknik bir makale. 9 sayfa hani referanslarıyla aslı 8 sayfa. Bu 8 sayfalık makalenin bir kere kelime analizini yaptık. Tamam mı burada bunu yazabilecek dünyada zaten 10 tane adam yok 8 kişi var. Bu 8 kişinin arasından hangisi olduğunu kelime analizinden çıkartıyorsun. Zaten bu kişinin yazarın daha önce blogları vardı. Bloglarını okuyorduk. Yani bu teknik bilgiye Kimdir hais bu adam? bir birisi yani söylemiyorsun ismini. İsmini söylemiyorsun. Tamam okey. E, gerek yok yani onun üzerine şimşek çekmemizin gereği yok. E, ama teknik bir kişi bir mesela istibarat görevlisi değil efendim NSA'nin çalışanı değil, Fed'in çalışanı ama bunların hepsini tanıyor mu? Evet çünkü şifreci bunlar. Şifrecilikten dolayı NSA dışarıya şifrecilik outsource ediyor iş. Yani çok büyük beyinler var orada. Tamam, mesela RSA diye bir şey kullanıyoruz. RSA kim? 3 tane hoca. Rives, Şavir, Adleman. RSA kullanmıyor mu? Yakın zamana kadar kullandığımız bu, bu, şifre. Bu RSA nedir? Şifre bir kullandığımız evet. uluslararası yani bizim savunma sanayimizde yakın zamanda değiştirdik niçin çünkü okunduğunu anladık yani biliyorduk çünkü da Çünkü şifreyi yazan zaten onu bir şekilde <laughs> e çünkü evet frame, yani, yani asal çözüyor. sayılara bağı asal sayılara dayanan bir sistemdi 77'de icat edilmişti public key kriptografi mesela satoshi bunu dedi ki bu okunuyor ben biliyorum ENS'den okunduğunu diyor çıkıyor onun üzerine yeni bir sistem getiriyor ve Türkiye şu anda o sistemi kullanıyor TÜBİTAK falan geçti sistem değiştirdik biz ya yani şimdi Türkiye artık eskisi kadar kolay okunamıyor dışarıdan. Eskiden beyefendinin dediği gibi kanımızın içinde dolaşıyordu yani olay. Ama şimdi akıllanma başladı. Şimdi, şimdiki kademede çipimizde kendimiz yapmalıyız diyor Türkiye. Nerede arıyor bunu? Intel de mi? Hayır Rusya ile arıyor. Çinli arıyor. Yani çipimizi biz nasıl kendimiz milli çip yapacağız sorusu soruluyor Ankara'da. Ve evet, doğru bir soru evet. Bu. Ne diyorsun Nedret? Evet ben aynı yolda. Şimdi gideyim. ben bir aynı bir, görüşte değilsiniz. Bak çok Yok, da aynı görüşteyim. Bir, ha, ben, bir... ben, ama yani şunu şunu mesela başta bahsettiğiniz rakamın büyüklüğü, bu işin aslında büyük bir felaketle sonuçlanacağının Amerika açısından ve doğal olarak bu zincirleme etki yaratacak. Batı açısından da büyük evet. sorun. Japonya olabilir. için de Avrupayı da bir <laughs> şimdi. Ben mesela Japonya'da, Avrupa Avrupayı da hani daha uyanık olduğunu düşünüyorum. Mesela Avustralya bu konuda daha şey davlandı, uyanık davrandı Amerika ile çok darlandırıp odaklanmayalım. Amerika ile biraz daha bu konularda çekişiyor şu anda. İngiltere ile her zaman olduğu gibi daha yakın. Mesela İngiltere'nin ben çok net gördüğünü hissediyorum tabloyu. Peki, çok net e, Japonya'dan tabii. bahsederken Japonya, e, Çinlerle genetik olarak veyahut da kadim bir düşmanlığı var. var. Hep bir şekilde işte e, Mançurya'dan içeri girip en sonunda işte 1945'te ünlü işte e, Pekin'e kadar gidip Marco Polo Köprüsü'ne kadar geldiler. Yani bir adım daha ileri at, atsalardı ki atmama sebepleri e, işte e, Amerika'nın iki tane bomba atması Japonya'ya yenildiler ve geri çekildiler. Şu anda belki Çin'in ismi e, Batı Japonya olabilirdi. Yani şimdi Çin, çi, e, Japonya Çin'in Büyümesine izin verecek mi? Yani şunu öyle bir durum yok Japonya'nın Japonya, Japonya tabi, bir durum yok. tabi bir ülke. Yani, yani yani üç tane gemisi çekilsin Amerika'nın oradan Japonya Çin adalarına dönüşür. Bu kadar basit. Japonya öyle bir durumda değil yani. İşte oyun belirleyecek, oyun kuracak, hatta oyunu etkileyecek durumda bir ülke. Ana MacArthur'un makar Şimdi diye. ben şunu iddia edeyim, hmm. hani bu izleyicilerimiz kayıt etsin. Çok yakın zamanda Japonya'da Askeri alanda inanılmaz büyük yatırımlar olacağını ben o, size söylüyorum. Buna katı da yapıyorlar. Hayır, yani mi? şundan bahsediyorum. Bahsettiğimiz hani e, hani şimdi de yapıyor iki tane gemi yap falan. Adam yasasını değiştirdi çok büyük. Çok büyük. Nükleer ya, silahlar. F35'in yani. en büyük ortaklarından. Öyle. Japonya ama kaygısı büyük işte. Mesela yani bu Çinle baş edebilecek bir durum değil bu. Çin'in bölgede yaptığı anlaşmalar son derece kapsayıcı anlaşmalar. Hiç Amerika'nın müttefikiymiş, Amerika'nın düşmanıymış diye bakmıyor. Herkesle aynı anda anlaşmalar evet. yapıyor. Asya'daki yani toptan yapıyor. Asya'daki büyük anlaşmaya Antlaşmayı... girdiler onlar. Tabii. Ama Ve bu on... anlaşmalar her zaman bozulmak üzere kurulmaz mı? Ekonomi anlaşmayı anlaşmayı, bu sefer çok ekonomi... önemli değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu sefer istiyorum. öyle Amerika Birleşik Devletleri de transatlantik anlaşmaları yaptı ama hepsini bozuyorum dedi. Bozdu. Bir şekilde bozulabilir. Ama zaten o zincir kırılıyordu. Şimdi He. bak toparlayamayacaklar da. Toparlayamayacak. Ben o zaten baştan söyleyeyim. Yani Biden başarısız olacak. Başarısız olacak. Yani bu para meselesine bile yetişmeyebilir iş. O para meselesi zaten komple sürükleyebilir ülkeyi de. yani Çünkü böyle paranın ne karşılığı var, ne şeyi var altına da perişan eden bir şey. Mesele bu değil. Bir, batının sonuna geldik. İki, Biden başarılı olamayacak çünkü bu iş öyle bir iş değil. İçeriğiyle mi uğraşacak, bizimle mi uğraşacak? Hmm. Biz geçtik. Çin'le mi uğraşacaksın, Rusya'yla mı uğraşacaksın? Evet. Yani bu ülkelerin başında bir de son dönem tarihin en güçlü liderleri var. Tamam Biden boş adam değil. Tecrü o da tecrübeli bir lider. Ama Rusya'nın lideri, Çin'in lideri, lider, Türkiye'nin lider. lider. Türkiye lideri. Ya Kurumsal murumsal bir şey Hı. yok. Kimsenin onu e, artık bu dünyada daha kurumsal ilişkiler öyle mi? Yani geleceksin sen Türkiye'nin sınırında e, bir terör koridoru, yani bir terör ülkesi kurmaya çalışacaksın. Ama buna itirazımızı nereden yapacağız biz? Amerikan Dişleri bakanı üzerine kurumsal kimliğimizde öyle mi? Böyle bir şey yok ki artık dünyada. Bombalıyor Türkiye yani direkt. Ondan sonra konuşuyor. Türk Dişleri Bakanı'nın açıklaması o demek zaten. Tabii. Şu kaygılıyız dedi. Yüzde yüz katılıyorum. Vata, Şimdi Amerika'da bir şey oluyor. dikkat etsin dedi. Evet. Yani. Şimdi... O. Garip bir şey daha göstereceğim size. Size 8 numarayı verebilir misiniz arkadaşlar? Şimdi 8 numaralı resme baktığımız zaman bu Jack Angeli'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde gariptir ama bu Fiyatını yayınlanmış bir... E, e, ama bu gerçek değil, fake <laughs> olarak hazırlanmış. Fakat işte elbiselerinin kaç lira olduğu... Siz de buna benzeyin gibi. Alabiliyor muyuz? Yani şimdi bu daha satışa sunulmamış. Hani bazı kanallarda satışa sunuldu falan diyor ama bir feyik bir şey bu. Yani işte diyor ki bu adamın elbiselerini isterseniz bu fiyata alırsınız. Yanında da liste e, yapıp işte siz de ona benziyorsunuz vesaire vesaire. Bu Jack Angel denilen adam. <laughs> şimdi Anon'un yani aslında Q Şaman dedikleri. Ha. Yani aslında bir de şu birinci resmi verebilir misiniz? Greenman eee özentili adamlar bunlar. Greenman e, işte bahsettiğimiz Zulkarney'in kendisi. Doğayı, tabiatı e, koruyan veyahut da şamanizmin aslında insanla, e, ruhla arasındaki bağlantısı ve tabiatla insan arasındaki bağlantıdığı anlatan daha çok Türklerde var olan Türk e, yani kadim Türk geleneğinde şaman kültürünün kızılderili versiyonu diye bakın. Veyahut da Kuzey Avrupa versiyonundan e, Amerika'ya geçmiş tarafı diye bakın. Şimdi bu adamlar buna özeniyorlar. Bu arada da yine e, bir resim daha vereceğim. 13'ü verir misiniz? Bak nereye gidiyor iş? Eğlenceye bak şimdi. Bu da bir oyun firmasının, çocuk oyun firmasının. E, bu da bir fake. Ama yani bu akıl Amerika'da çalışıyor. <laughs> Yani şimdi bu nasıl bir, bir sosyolojik çıktı. durumdur? Bir günde mi çıktı şimdi, bu? Tabii bir günde Bak, çıkmayacağı 6 plus. için. 6, tabi, plus. 6 Plus diyor. İşte burada <laughs> yine Anceli'nin kendi resmini <laughs> ve kongrenin basıldığı ve ünlü o oyuncak firmasının e, setini görüyoruz. Ama bu bir şekilde yapılmış değil tabii. Oyuncak firması bunu destekleyemez ama yapamaz da şeyle ilgili söylemek istiyorum. Kafa böyle çalışan bir dünyadayız. Şimdi bu Akıldaki insanlar sisteme bir şekilde dur diyorlar ve bu akıldaki insanlar Vietnam'a da gittiler. Şimdi ne olacak? Şimdi burada bak bir akıl söz konusuysa Simpsons'ların. Bu, bu bu standart bir ya. şey. Bu bunu Türkiye'de de yapıyor artık bizim çocuklarımız. O kadar değil. Ama Simpsons'lar bir akıl. Evet. Bak bu bir akıl. Bu böyle çok teşvik edildiği zaman toplumdaki kültür sanat film sahipler. Bu tür adamlar çıkar. Bunlar da sürpriz değildir. Bunların çok örneği var Amerika Birleşik Devletleri'nde, hmm. Avrupa'da da var. Saat Park mesela. Yani bunlar olur. Bunlara bir şey demiyoruz ama bu tamam yani. Eğlencesi yapılabilir. Şimdi eğlencesi yapılırsa hı hı. iki gün sonra Gerçekten Amerika'daki yapsın. ünlü karavanların arkasında bunları sokaktaki insanlar bir şekilde kendi kimliklerini bu Angel denilen adamın kimliği üzerinden bir şekilde. Tarif size Ama bu ama arada bu adamlar zaten var ama zaten sorun orada. Tabi var. var var. Ama şimdi bir de ikonlaşma durumu var. <laughs> var olmak ayrı. Şimdi bir televizyonlara baktım gelmeden önce haber kanallarına yurt içi yurt dışı herkes Anceliden bahsediyor. <laughs> adam da e, masum <laughs> komik bir adam. <laughs> şimdi bak bu arada bunu konuşurken hiç konuşulmayan bir yer var. Yok. Neresi biliyor musunuz? Vatikan. Vatikan hiç konuşulmuyor. Bu durumda ne dedi Vatikan? Genelde Türkiye'de Vatikan hep atlatılır. Niye atlanır? Oysa ki 1.2 milyar e, insanı bir şekilde ruhani liderliğini yapan bir yapı. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili bir yapı. Şimdi bana 11 numarayı verirseniz bunun üzerinde de konuşalım. Carlo Vigano diye bir adam var. Bu Amerika Birleşik Devletleri e, Kardinali. Kardinali. Şimdi bu adam diyor ki, Trump karanlık güçlere karşı savaşıyordur. Tamamıyla yanındayız. Ne demek şimdi Nedret bu? Valla Vatikan son dönemlerde o kadar ilginç açıklamalar yaptı ki ben mesela şeyde takılı kaldığım için eşcinsel evliliklere izin vermesinde kaldığım için düşün ki bu kadar büyük bir ruhani yapı böyle bir şeye izin verdi. Başkası verse önemli değil. Niçin? Yani bir kısım tabi bunun birinci yorumu kendilerine yol açmak için diye. <laughs> Güzel. Onu, onu söylemek istemiyorum <laughs> ama yani <laughs> ee, o kadar çok bu işten dertleri yandı yandık ama bu tür deformasyonların bu tür deformasyonların nereleri serayet edebileceğine ilişkin bize net bir fikir veriyor. İşte bunlar çok tehlikeli kırılmalardır. Yani nereye ne izin veriyorsa bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Ama bunları dünyadaki genel popüler kültür eğilimleriyle birleştirdiğinde mesela dijital platformlarda yayınlanan diziler, filmler, şunlar, bunlarla kitaplarla, giyimle, kuşamla birleştirdiğinde ortaya nihayetinde Vatikan'ın bile tahsip edeceği bir durum gelir ve bu dünyanın en sirayet eden işlerinden biridir. Bak söyleyeyim. Bu tür bozulmalar Trump'ı destekliyor. Yani ne? Yani ne? Soruyorum. ne? Yani, tamam. Hayır şöyle. Bunun bir kıymeti yok. Yani Trump derse. açısından bir kıymeti yok. Kendi seçmen kitlesini konsolide etmek için bir işe yarayabilir. Ancak şu aşamada biz önümüzdeki 4 yılın eğer hani parça parça işlenecekse çünkü bu alanda çalışan herkes diyor ki artık Amerika'ya bakmayacağız. Biraz cumhuriyetçilere bakacağız, biraz demokratlara bakacağız. Onların gidişatına bakacağız. Cumhuriyetçilerin yeni lideri kim olacak? Ona bakılacak. Demokratlar biraz daha gidebilecekler mi? Ne yapabilecekler? Ona bakılacak. Burada iş oldukça sadeleşmiş durumda. Neden biliyor musun? Bugüne kadar birçok spekülasyon, komple teorisi şu bu yapıldı ya. Bunların bir yere varması gerekiyordu. Vardı. Orası işte. Burası orası. Tam burası orası. Tam burası orası. Bunların hepsini cem bir finale ulaşılacak. O final işte geldiğimiz yerdir. Mühim olan bize buradan ne fatura çıkacak. İş orada yani. Evet. Hmm. <laughs> nasıl okuyorsun Cemil? Vatikan'ı nasıl okuyorsun? Amerika'da e, bu eylemler bu kadar kalır mı? 20'sinde sen de görüş e, söyle 20'sinde yemin töreninde ve sonrasında Nedret dedi ki kesinlikle bir şey olmaz. Sence olur mu? Amerika'daki Diyorum kesinlikle de demeyelim. Evet. Bu adamların işi Kesinlikle dedin. <laughs> ben, ben, <laughs> tamam. ben olacağını düşünmüyorum. Ben olacağını düşünmüyorum. 20'si evet. kritik bir tarih aslında. Yani birçok açıdan kritik bir tarih. Bir şey olur olmazdan öte bu altısı gibi hazırlanılan bir tarih. Yani çok öncesinden tamam. beri bu altı nasıl hazırlanılmış da tişörtler var. 6 Ocak 2021 diye ya. Evet. 20'si de öyle önceden hazırlanılmış adı konulmuş bir tarih olduğu için bir endişem var. Ama yoksa şeye katılıyorum Nedrete. Yani bunun son talilde bu küreselciler, dijitalcilerle beraber bu Biden'ın gelmesinin arkasında güçlü bir Amerika yok. Tam tersine gücünü kaybeden bir Amerika'ya doğru gittiğine kesin eminiz artık. Hani Trump kalmış olsa ne bileyim şöyle bir şey olsa bak ne derdim biliyor musun? Seçimlerin hileli olduğunu mahkeme yani yüce mahkeme evet ya burada bir şüphe var deseydi ha bir saniye derdi. Orada enteresan olurdu. Bak demediler. Herkes böyle yumuşak bir şekilde her şey ortada ya. Ya o kadar büyük data var ki 380 bin tane, 600 bin tane oy bir anda beliri veriyor gecenin üçünde. Yüzde 85, yüzde 95'i bir kişiye çıkıyor oyların falan. Bunlar ortadayken bilgisayar yazılımları kırıkmış, ber, berbat yani durum. Tamam mı? Buna belgeli. CTO'su çıkartıldı şirketi falan. Ve buna rağmen bu kadar önümüzde... CTO'su çıkartıldı ne demek? Ya yani o yazılımları yapan bir şirket var. Bu seçim yazılımlarının şu kadar eyalette yapan bir tane firma var. Venezuela'dakini de yapmışlar. Venezuela'daki seçimleri hileli yapmışlar, öğrenmişler, gelmişler. Aynısını burada uygulamışlar. Gözüküyor yani. yani bilgisayarcı açısından. Burada bu Ergenekon'da vardı ya sahte şeyler hani. Aynı öyle bir durum var. Yani sen e, Trump yenilgiye uğramazdı anlamına mı getiriyorsunuz? Yenilgiye şey? uğrardı da uğramazdıdan çıkıyorum diyorum. Yani ki burada ki dat, seçimler burada, bir şekilde burada, hileli burada bir, yapıldı diyorsun. Evet, bunu burada, mu anlıyoruz? Burada hileli evet. yapıldığını gösteren deliller varken bu ve bunu getirdi bir tane e, Güneyli bir kadın e, hani avukat çok dişli de e, eskiden devlette çalışmış savcılıktan gelen bir kadın avukat getirdi ya. Önce Trump'la evet, destek evet. verdi. Sonra bir anda çekiverdi arkasından desteği. O kadının söylediklerini okuduğunuz zaman, onun getirdiği tanıkları falan incelediğiniz zaman çok büyük bir olay var. Buna yüksek mahkemenin ya hiç ilgilenmiyoruz. Önemli bir şey yok demesi benim i̇şte asıl için onu orada onu söyleyelim. Yani hani orada da diyelim ki delil olduklarınız olduğu söyleyen şeyler var. Bunlar kale alınmadı. alınmadı bile. Mesele burada. Adam itiraz ediyor, hukuk yoluna başvuruyor. Adam görmüyor bunu. Yani, yani bakılacak Trump bir şey yok Trump İtirazlarında e, haklıdır diyorsunuz e, ikiniz de mu söylediniz. Hak işte, ha, onu bilemiyoruz ya işte, mahkeme görmüyor yok, diyoruz. Yok. Yani. Trump, Trump kendisi de hile yapmış olabilir. Bunu olabilir. Yani Trump eninde sonunda buna itiraz edilip bunların ölçülmesi lazım. Ben şunu ölçülmedi ben dediniz. Doğru değil Ertan, mi? Şunu dedi, diyor. Evet. Amerika diyorsun. açısından konuşuyor. Trump'ı falan Biden'dan değil. Amerika kurum olarak böyle yapmasını beklemediğim bir kurumdu benim. Ama artık beklediğimiz 6'yı da gördükten sonra artık bundan sonra her şeyi beklerim diyorum. Bak 6 artık boş. Yani demin de onu demek istedi. Yani bundan sonrası artık e, boşaltmış altını yani. Bundan sonra her şey olabilir. Çünkü şu yüce mahkemede e, ne ondan işte yüksek mahkemesi 9 tane üye vardı. Hatta baştan tartışma yaratıldı işte 6'ya 3 mü? Oradan öldü Rutbader. ...Ginsburg ölünce onun yerine seçilen kişi uzun uzun incelendi. Efendim bu e, tutucu bir kadındır filan bizim aleyhimize oy verir vermez bir sürü şey konuştu demokratlar. Ne oldu hiç alakasız bir şekilde tepedeki adam incelemeye bile değer görmüyoruz dedi geçti gitti. Bu benim için Amerika'nın çöktüğü noktadır. Yani Cemil kişisi Türkiye'deki bir, herhangi bir entelektüel bir insan için bence Amerika'nın bittiği noktadır. Ama şöyle noktadır. söyleyelim yıllarını yazılıma vermiş... Yani dijital konuları çok iyi bilen birisi olarak konuştuğum zaman diyorsun ki e, bu ya seçimler ses. hileliydi evet. ve bu Trump ne kadar itiraz ederse haklıdır haksızdır sonuç olarak bunun iptal alınması lazım evet, diyorsun doğru mu? çok i̇şte büyük o, bir kusurdur kale almayanlar arasındaki bir bağ da işaret ediliyor. Anlatabiliyor Aynen. muyum? Ne yani. demek istiyorsun? E yani orada artık artık. bir parçasına artık. dönüşüyor. Tamam. Nedir o? Komplo'nun bir parçası. İşte yani bak ben işte albazaya saydığımız... Burada moderatörlük yaptım. Ya için, anladım. Ama için... bak mesela şimdi hani siz konuşurken mesela Nancy Pelosi yani. Başkanı başkanıyla görüşmüş ve Amerikan başkanının çantadan uzak tutulmasını istemiş. Tamam. Nükleerse. Yani düşün Amerika bu işte. Yani tutulmasa ne demek basacak mı adam nükleer? Çantayı çalıştıracak. Ama mı? şimdi şöyle değil mi? Başlangıçtan beri yani sosyal medyanın işleyişi senin konuların e, siyaseten Trump'a yapılan tüm operasyonlar belki burada çok koronavirüs söyle, de dahil çok, olmak üzere. Öyle. Bu söylediklerin yani, çok. Bak o e, kimi yolsuzluk iddiaları kimi ee, artık çirkinleşecek kadar işte yeşil batının... yaşı, yaşı küçüktü evet. bir şeydi vesaire Hollywood'un bu işe karışmış olması. Nihayetinde bir Amerikan başkanını azledecek en büyük maddenin yani bir başka ülkeyle Amerika aleyhine işbirliği yapma Rusya'yla işbirliği yapma suçlamaları adam zaten 4 yılda başka bir şeyle uğraşamadı. Hı hı. Yani şimdi biz de bir başka ülkenin başkanına hani aklamak, kutsamak bilmem ne için konuşmuyoruz bunları. Ya da Bizim durumumuz gayet net. İstediğimiz gibi istediğimiz ülkenin liderini sonrakinde öncekinde eleştirir ya da destekleriz ayrı konu. Ama burada gördüğümüz şeyi söylüyoruz. Burada büyük bir garabet vardı. Ve bu garabet gösteriyor ki bütün boyutlarıyla Trump'a karşı kurulan ittifakın ögeleri sayıldığında burada büyük bir tezgahın döndüğü belli. Zaten Ağzından o ögeler <laughs> o, o ögeler ring karakteri bu. Zaten bunları yaparak Kimileri zenginleşti, kimileri siyasi iktidarın bir parçası oldu. Hepsi içinde işte. Hepsi içinde. Bugün aşı konusunda tartışılan o onun ortağı, bu, bu şunun ortağı, işte bilmem ne, teknoloji firması, şu aşı firmasını destekliyor. Bilmem ne, nereden geliyor bu konuşmalar? Nereden? İşte buradan geliyor. Hepsi, Başka bir şey değil. aynı yapı besliyoruz. Yani Wuhan'ı kongreye bağlayabilirsiniz bu açıdan. Çok güzel. Upuzun bir yoldur. Ama onu kat etmek için yani yürümenize gerek yok. Yani diyorsun ki aslında dünyaya çık mal edilmiş. bir şekilde laboratuvarda hazırlandı, hazırlanmadı, o şekilde oldu, bu şekilde oldu. Bir virüsü bile bu sistem Amerika Birleşik Devletleri Başkan seçimlerinde bile kullandı diyorsun. Tabii yani Doğru değil mi? ve yani bu Amerika gibi bir ülkenin Amerika gibi yani hani çocuğa aa ne şirin misin dediğin zaman hapse gittiğin bir ülkede. <laughs> 370 bin kişi ölüyor. Bunlar hala kongre basıyorlar. Öbürü ona bir şey söylüyor. Ee, i̇kisi 80'li yaşlarında iki tane başkan var ortada. Öldü Şimdi mi? E, burada ikiniz de yani Amerika'da yaşadın sen de sistemi bildiğin için söylüyorum. Yani karşımızda Pentagon gibi bir yapı var. Pentagon dediğimiz 70 bin kişinin çalıştığı. Yani bir 30 bin kişinin de dışarıdan servis verdiği. 100 bin kişilik bir yapı. Bu yapı aynı zamanda hani senin için tüm dijital sistemlerin yani bizim bugün cep telefonumuzdan televizyonda izlediğimiz yayına kadar dijital olarak bağlandığı en uç nokta. Yani biz bugün ne konuşuyorsak şu anda orada izleniyor veyahut da kayda geçiyor. Şimdi bunun yanında böyle bir yapının aynı zamanda her ülke için gölge e, hatta bakanlıklar dair masaları var. Diyor ki işte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı masası, Dışişleri Bakanlığı masası filan. Yani çünkü bunlar devamlı bir şekilde projeksiyon yapıyorlar oralarda. Ha, bir tane de değil. Senle e, Pelin Çift'le konuşmuştuk. Hani e, işte bunun altında bütün üniversiteler, Think Tank kuruluşlarının da filan desteklendiği bir yapı. Yani şunu mu söylüyorsunuz? İkinize de soru şu. Bu kadar büyük bir yapı bunu ıskaladı ve çöküyor. Ya bunu sen soruyorsan kalkalım buradan. İşte ben soracağım. Kim soracak? şey Seyircilerimiz şey adına mi? kim soracak? Böyle bir ıskalama falan diye bir şey yok. Bağıra çağıra yapıyorlar. Biz de seyrediyoruz işte. Evet. Biz de seyrediyoruz. Yani basit sorular sorulmuyor ya. 370 bin kişi öldü. Nasıl oldu? Bu yok. Nasıl oldu? Bu yok. Avrupa çöküyor. Nasıl oldu? Bu yok ortada. Yani büyük ve basit sorulara kimse... Hala dolan başlı sorular. Ya aşı konusunda, arkadaşım Aşı konusunda konuşturacaksın görüyorsan onun için geldim hani, kayıt dışındasın. Ya, ya tamam da başka yerde konuşma bundan biz biz için buradayız şey yani nasıl söyleyeyim Şimdi gönlümüz ya ferah dışı. mı ferah mı gönlümüz ferah mı ne konuda ferah mı ya işte Üç, bu kadar arkasından yürü mı? bak He. ne dedik demin Wuhan'dan kongreyi bir hat çizebilirsin tamam. bunu parayla o yolu parayla kurabiliriz o yolu siyasette kurabiliriz o yolu ordular üzerinden, uluslararası ilişkiler üzerinden, stratejik boyutlarıyla, enerji yolları, kaynakları üzerinden kurabiliriz. Şimdi böyle bir yapıda, pardon, dijital olarak kurabiliriz. Yani şimdi 5G üzerinden kurabiliriz. Ee, ne aydı o? İngilizlerin, Avusturyalıların vesairenin bir arada kurdukları, fifth time diyorlar, sixth time diyorlar, öyle bir yapı var. Hmm. Sixth Efendim, onun e, üzerinden kurabilirsin. Şimdi bu kadar yapıyı ve hepsi de netameli yapılar bunlar. Hepsini kuracaksın. Bu yaşananlar tesadüf olacak öyle mi? Düşünüyorum öyleyse varım değil. Şüphe ediyorum öyleyse varım. Ha, şüphe ben, mi diyorsun? Bunlar ben, olamaz bu, mı diyorsun? Abi, yok, bunlar bunlar oluyor. Sorun yok. Hayır, olur. hayır şimdi şöyle. Şüphe ediyoruz. Tabii. Ha, yani şüphe etmeden olmaz. Ben e, sorumun Hı. cevabını şöyle alıyorum. Hı. Diyorsun ki Pentagon gibi bir yapı varsa, bu yapı bütün bu organizasyonun içindeki asıl e, karakterdir. Bir tek fark, bir doğru. Bir doğru. tek şu ha. farkı vardır. Pentagonda adı üstünde Penta, yani tek tamam. parçalı iş değil, homojen değil, heterojen yapı. Onun içinde Katolik generalleri var, şu general İsraille özel ilişkileri olanlar var, ama en önemlisi şudur: Pentagon bir para kuruluşudur. Savunma sanayi, teknoloji şirketleri, dijital şirket, hizmet veren yapılar e, think tankları saydın ama onlar o kadar para üretmezler. Yine de büyük para yerler. Ama bunun ötesinde her şey bunların elinden geçer. Bu böyledir. Yani şöyle bakabiliriz. Kabaca Amerika Birleşik Devletleri savunma sanayine Cemil harcadığı veya hani kongreden geçmiş onaylanmış tasdiklenmiş rakam diyor ki 780 milyar dolar. O hikaye abi şimdi, yani şöyle. Şimdi şunu diyor. Ma maaş da Adam diyor içinde. ki onu, şu onu söyleyeceğim. Yani. Adam diyor ki bunun arkasındaki çalışanı görmüyorsunuz. Hmm. Yani bunun arkasında çalışan sistem e, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, silah tüccarlığı vesaire vesaire 3 trilyon dolarlık bir yapıya bir şekilde hükmediyor. Yani Türkiye'nin gayri safisinin hasılasının nereden bakarsanız parak. dört Ve katından dikkat bahsediyoruz. Evet, kısa süre öncesine kadar Kimi istihbarat örgütleri dünya ve Türkiye'de çok popülerdi. Yani onların üzerinden meseleler okunmaya çalışırdı. CIA, Mossad, MI6 bunlar hep sessiz. Ama Pentagon ortada. Askeri yapı ortada. Anlıyoruz ki yani yani Amerikan istihbarat Camiası dediğiniz bir düzine kuruluştur. Yani bunların popüler olanları Hı. daha çok zikredilir. CIA gibi, şu gibi falan, NSA gibi. Ama bunların hepsi ayrı ayrı şeyler üretirler. Görüyoruz ki bunlar da bir şekilde silmiş. Yani işlerini yapıyorlar, yapmıyorlar. Ayrı konu bizi ilgilendirme. silinmiş diyorsunuz. Yani. Ben öyle görüyorum. He. Çünkü bir şekilde bağlılar. Amerikan elçiliklerinin yarısı dünyada askeri ateşelikler. E, bu dengede yani Pentagon dengesinde Hı -hı. böyle bir rakamdan bahsettik. 3 trilyon dolar gibi bir bütçeyi, savunma bütçesini veya dünyanın bir şekilde askeri veya jeopolitik olarak yapılanmasını belirleyen Sistem e, parayı da kullanıyor. Burada paranın etkisi gerçekten Nedret'in dediği bak, gibi, bu adamlar satın alındı diyor mesela. Öyle anlıyorum ben. E, ama şimdi, Başka nasıl anlayacağız? Şimdi bak ama Yok, evet, büyük bunlar, olur. bunlar olurken, yani mesela uçak gemilerinde dolar basıldığı söylenir. Matbaa her evet. uçak gemisi tam. Şimdi bu ama eski tür kağıt para değil mi? Kağıt, konfeti, kağıt. Tamam mı? değersiz kağıt aslında. Hani üzerine onu değerini tabii. getiren şey üstündeki Banknot imza. Yapıyor, arkası, arka, aslında onun değeri arkasındaki silahın yani, kendisi filan. diye bakalım. Fakat ne görüyoruz biliyor musun? Mesela bir şirket var. Şimdi ismini boş ver. Bir şirket var. İnceliyoruz. Çalışanları startup bu. Bir fintech startup'ı diyelim. Çalışanları eski NSA CTU'su, eski NSA bilmem nesi. işte eski Navy'den emekli <laughs> e, satın alma müdürü filan falan. Ne yapıyorlar bunlar? Washington'da bir ofisleri var. Dubai'de bir ofisleri var. New York'ta bir ofisleri var. Swift'i e alternatif blockchain üzerinden kripto parayla para transfer sistemi kuruyorlar. Açık açık siteleri ortada. Nereden biliyoruz? Yani bir, bir arkadaşımız. Ne dışı... demek oluyor bu? Bu şu demek. Bunlar yani bunlar dediğim askeri sistem, demin saydığın şey vardı ya 3 evet. trilyon. Bu askeri sistem şu anda bankalara güvenmiyor demek. Yani dünyadaki banka sisteminin dışında Alternatif paralel blok zinciri üzerinden para transfer sistemi kuruyor dijitalde. Bu ne işe yarayacak? E göreceğiz ne işe yarayacağını şimdi. Yani sen ne nasıl görüyorsun? Bunu şunu, bana, bu bana şunu diyor. Bunu hazırlayanlar kendi dolar sistemlerinin, eski tür sistemlerinin trilyonlarca dolar basmaktan mütevellit bir şekilde battığını biliyorlar demek bu. Tamam. Çünkü batmış olan sistemin üzerinden para transferi yapan yani diyelim savaşa gireceksin. Pasifik'te Tamam oradaki birliklerine sen bir takım transferler yapacaksın değil mi? Mali transferler evet. yapacaksın. Eğer o banka sistemi, bugünkü Swift'ten bahsediyorum. Swift çökerse neyle yapacaksın? Yani hangi elektronik sistemi? para yapacaksın? Ya uçağa şey, şey mi yükleyeceksin? Tabii. Para mı? Kasa kasa yapayım. para mı yükleyeceksin? Tamam bunu belki Türkiye'nin güneyinde yapmış olabilir ama orası için söz konusu değil bu. Bunu dijital yönden transfer etmek için şu anda kurdukları sistem biliyor musun? Ethereum'la Cardano'yla. Yani bizim kullandığımız yazılımlarla yapılıyor. Benim öğrencim yazıyor. Bu, bu yaz oradan biliyoruz yani. Ne, neyle? Swift'e alternatif yapıyorlar. Swift'in kodunu gördüm. Yani alternatif dediğim Swift ne demek biliyor musun? Eğer bu para şu ülkeye girdiyse, şuradan geçtiyse şöyle diye if 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 bir sürü altında if var. İran'a girdiyse, şuraya girdiyse, Süleyman'a gel. Yani bir takım insanlara bile paranın gittiğini takip eden Swift'te özel bir kod var içerisinde tamam mı? bunu transfer ediyorlar blockchain'e yani adam Swift'te bir beyin bir zeka bir şey tutuyor bir akıl tutuyor o aklı transfer ediyor şu anda blockchain'e şimdi bu aklı niye transfer edersin tamam eğer sistem çökmüyorsa sistemin çökmüyorsa niye transfer edersin soruyorum evet niye transfer edersin e, çöküyor evet ya bunu demiyor mu kendisi görmüyor mu çöktüğünü görüyor işte aynı şeyi söylüyoruz. O çöküşün... Şimdi burada şöyle bir şey oluşmuyor mu? Yani güçler dengesini ne de başka bir şey konuşalım. Hani biz anladık ki şöyle yapalım. Bir reklam arası verecekmişiz. Yönetmenim kulağıma söyledi. Efendim ufak bir reklam arası. Biz de çaylarımızı tazeleyelim. Siz de tazeleyin. Şimdi bu dijital para nedir? Korona aşıları çözüm müdür değil midir? Ee, Pasifik'te bir savaştan bahsettik. Gerçekten böyle bir savaş olacak mı? Bunun üzerine gideceğiz ve e, en önemli konu dijital paranın üzerinde e, sohbet edeceğiz. Az sonra. TV 100 ekranlarında Ertan Özeğit ile kayıt dışındasınız efendim. Bu hafta 2021 yılında dünyayı neler bekliyor? Bilhassa bu Amerika'daki kongre baskının üzerinden yorumlamaya devam ediyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir değişiklik tüm dünyayı etkileyeceğini biliyoruz. Dijital paradan konuşuyoruz efendim. Virüslerden konuşacağız biraz sonra aşıdan konuşacağız. Gerçekten aşı çözüm mü kaos mu? Ve ben tabii yakın zamanda Osman Pamukoğlu ile görüşmüştüm. Bir gün programımıza katılacak inşallah. Bu koronadan dolayı biraz tedbirlerini arttırmış durumda. Üçüncü Dünya Savaşı muhakkak çıkacak diyor. Ama tarihini Batımı belirleyecek yoksa Doğu mu belirleyecek? Bunun üzerinde bir kaygı var. İşte veyahut da çalışılıyor diyor. Efendim etiketimiz sırada ne var? Bu, bu, bölümde olabildiğince sizin tweetlerinizi veyahut da işte sorularınızı e, konuklarımıza soracağız. Konuklarım e, gazeteci yazar Nedret Ersenel. E, Nedret'le biz çok program yaptık. İşte biz birlikte olduğumuz zaman başka şeyler de konuşmayı seviyoruz. Cemil ilk defa programa katılıyor. O dijital para uzmanı. Türkiye'deki en önemli isimlerden birisidir. Aynı zamanda akademisyendir. Yani e, bunları ekleyelim. Şimdi e, bir şey göstermek istiyorum. Yani kongrede bir e, şey gördüm ben. de Yani belki hep kongreyle ilgili e, resimler görüyorsunuz, filmler görüyorsunuz. Amerika'da işte birileri çıkıyor konuşuyor. E, Domings diye bir kadının konuşması var. O konuşmayı verebilirsek resmi aslında. O da numara olarak beşinci numara. Onun üzerinde bir şey göstereceğim. Şimdi tabii ben... İnşallah yakın zamanda sembollerle ilgili TRT'de bir program yapmaya başlayacağım. İnşallah olursa. Efendim bu hanımefendi eski polis müdürü. Yani ve şu anda kongrede, kongrede işte kendisi görev yapıyor. Şimdi yan tarafına baktığınız zaman iki tane böyle bir işleme var. Gördünüz mü onu? Yani ucunda bir ok gibi bir şey var, yani veya mızrak ucu gibi, alt tarafında da çubukların üzerinde bağlama şekline dikkat edin. Şimdi bu kongre. Şimdi sembollerdir asıl olan, insanlar sembollerle konuşur. Yani bugün işte gümüş yüzük takan bir insan için, yani İslam'a daha yakın diyebilirsiniz, hani özel bir seçeneği yoksa, eee vesaire. Bu da bir sembol veyahut da kravat takmak gibi bir şey. O da bir sembol. Yani bugün herhangi bir kuruma gidecekseniz kravat takmadan veya boğazlı kazak giymeden gitme şansınız yok gibi. İnsanlar sembollerle konuşur. Şimdi bir resim daha göstereceğim hemen. Yan yanı da koyarsa e, yönetmemiz. Efendim dördüncü resmi gösterebilir miyim? E, efendim gördünüz mü? Bakın aynı resim. Bu faşizmin sembolüdür. Ben bunu uzun zamandır hep görüyorum. Bugüne denk geldi. Ee, ben de gelirken bu iki resmi e, yan yana koydum ve getirdim. E, Nedet niye böyle bir sembol olabilir? Yani evet. bu çok net bir faşizmin sembolü olan bir yapı. E, niye kongrede yan yana duruyor? Amerikan yapı, yani Amerikan hükümet yapılarının tamam bunlarla donatılmış durumda. Zaten. Evet. Tamam, öyledir zaten. Yani e, bakarsan Masonik... Bütün yapı sonik yapı da şeyden bahsediyorum, evet. faşizmle ilgili. E Cemil sen ona... de fikrini o, söyleyebilirsin. O, o, o işaret Roma'dan, ta Roma'da Tabii, Roma'dan da var. kalmadır. Evet. Şimdi onlar Roma'ya devam, yani Roma'nın devamıyız demek için de öyle şeyler bazen kullanıyorlar. Yani evet. illaki ki aradaki Almanya'daki nazizmi. Ama Almanya'daki nazizmden yani bahsediyorum. Genel faşizm. Ben. faşizm Tabii. O nazizm, faşizmin bir. Şimdi biraz dijital konuşmak istiyorum. 12. resmi verebilirsek ekrana. Hı -hı. Cemil evet. bu sistem nedir? İstersen ekranda bize anlatırsan bizim bu çubuğumuz vardı dostlar bir getirebilir misiniz onu? Yani şimdi bu şunla ilgili bu resimlerini. Yani ya. aslında bugün konuştuğumuz tüm Yapıyı yani dijital para, evet. e, blockchain teknolojisi veyahut da kullandığımız hmm. tüm elektronik veya da hmm. dijital yapıyı evet. ne nasıl bir evreden geçtiğini gösterecek aslında bir yapı. Tamam. Siz verin ekranı, biz anlatmaya çalışalım. Şimdi evet. bu, bu buradaki resim 1964 evet, Kalk yılında. istersen, evet, oradan, oradan anlatabilirsin. Göstereyim. Mikrofona dikkat edelim. Evet. 1964 yılında yayınlanmış bir makale var. Bu makaledeki bir resim bu. 1960... Ne diyor bu resim bize? Bu resim, ne bu resim şunu anlatıyor. 1964 yılında bu makaleyi yazan Paul Baran diye bir mühendis bugün kullandığımız internet adını verdiğimiz ağın sistemin diyelim evet. tasarımcısı. Ya şimdi birinci de ne görüyoruz mesela? Şimdi birinci de merkezde bir tane nokta var. O noktadan dışarıdaki uçlara teker teker bir çizgi çekilmiş. Mesela burası bir telefon sistemi olsa, Amerika'nın telefon sistemi olsa, Rusya ya yani 1960'larda yapıldığı için o kafaya evet. yapılmış. 1960'larda nükleer saldırı tehdidi vardı ya. Evet. Diyor ki askeriye Pentagon diyor ki biz eğer bu yapıda olursak ortaya bir nükleer bomba atıldığında bizim sistemimiz çöker. Kimse kimseyle konuşamaz hale gelir. İletişimimiz biter. Çünkü yapının hepsi merkezde toplanıyor. Hepsi toplandığı merkezde için, diyor, Evet. Evet. Diyorlar ki bizim şu anki AT&T diye bir telefon şirketi var Amerika'nın evet. AT&T ilk şey telefonları tasarlayanlar onlar da işte bugün kullandığımız değil de eski yapıyı şu anda böyle demişler yani bir brief veriyorlar bir şey geliyorlar bu mühendisi bir ödev veriyorlar, ödev veriyorlar. makaleyi yazan kişiye diyorlar ki bizim şu anki telefon sistemimiz bu yapıda. Etianti'nin tamam. yani yani çoklu merkezli uçlar var. Ama gene gene bak burada çok daha baskın bir merkezi görüyor musun? Evet. Bak, bunlar uç ama şurayı gönderdim miydi? Bunlar da kopuyor bak. Yani diyorsun ki bu bir nükleer saldırı olsa Heh. herhangi bir merkeze bunu zaten... vurmamız yeterli. Yeterli. Tüm dijital sistem yok olur. Dijital değil de o zaman gerçi ama neyse bütün Analog, telefon dijital telefon sistem, sistem yok olur. Telefon sistemi evet. yok olur. Diyorlar ki bize öyle bir sistem tasarlayın ki. Nükleer saldırı olduğunda hangi şehrimizi patlatırlarsa patlatsınlar biz gene iletişimimizi sağlayalım. Bak evet. brief bu. Adam da bu çözümle geliyor. Paul Baran denilen kişi 1964'tedir. Şu anda hayatta değil ama çok ünlüdür bu bu resim. Bizim blockchain'ler evet. çok kullanır. Bakın buraya dikkat edelim. Hiçbir tane nokta diğerinden farklı değil. Hiçbiri bir merkez oluşturmuyor gördüğünüz gibi. Yani mesela ben şu noktayı buradan kaldırırsam Burayla, bu uçla bu uç arasındaki telefon ya da data bağlantısı her yerden kurulabilir. O noktanın üstünden geçmesi şart değil. İşte evet. bu gördüğümüz yapı bugün kullandığımız internetin temelini oluşturuyor. Yani sen şimdi bahsettiğimiz aslında e, blockchain de böyle bir teknoloji. Tabii gayri, gayri aslında... merkez, yani merkezsizlik. Buradaki... Yani şimdi burada şunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Yani blockchain, blockchain konuşuluyor. Bu nedir blockchain dediğimiz konu? Diyor ki adam, eskiden diyor her şey merkezde toplanmıştı. Yani evet. örnek verecek olursak bu eski filmlere baktığımızda aslında benim yaşım e, hani o dönemi bildiği için analog telefonlar var, bir santrale bağlanıyor. O da bir tane elinde jack var veyahut da priz diyelim. Onu oraya soktuğu zaman telefon bağlantısı görüşülebiliyor, hı hı. yapılabiliyor. Evet. Dolayısıyla biz... Bir şekilde o telefon bağlayan sekreterin önünde bulunan cihazı havaya uçurduğumuz zaman sistem off oluyor. Yani Esa, yok oluyor. Yani o zaman zaten dijital santrallere geçilmişti. Evet. Dijital switcher'lara evet. geçilmişti ama switcher'lar böyle bağlıydı. Şimdi bugün bakın çok ilginç. Buraya bakıyorsunuz. Postane diye bir şey vardı 1990'larda değil mi? Evet. Mektup diye bir şey yazıyorduk. Evet. Zarf içine koyuyorduk. Pul yapıştırıyorduk falan filan. Postane de bu ortadaki gibiydi bak. Merkez evet. postanesi Ankara'da Ulus'taydı bilirsiniz. Hepsi oraya toplanıyordu. Manisa'ya gidecek olan mektup önce Ulus'a gidiyordu. Oradan sonra Manisa'ya gidiyordu. Bakın böyleydi. E-mail çıktığında ne oldu? Postaneler ne oldu? Biz postaneler üzerinden e-mail atmaya başladık. Hayır. Bu yapıdan tamamen çıktı. E-mail şu yapıda çalışır. İnternetin bir parçası haline geldi. Bir protokoldü çünkü. SMTP diye bir protokol var arkasında. Protokol dışarıdaki postaneleri bypass yok etti. Postanenin anlamı kalmadı yani bugün iletişimimizde postane diye bir kurum yok. Bugün de bakın tehdit nerede? Aha bakın ortaya bankalar böyle. Aynı He, böyle. Bankalar. Şimdi bu, bir o resmi ortadaki resmi bir daha alalım mı? Çünkü bu çok önemli. Çünkü şöyle bir şey var. Bakın yakın zamanda bu masada çok söylediğim için bankalar yok olacak kavramı. Yani, yani, ban biz şöyle diyoruz, bankalar postane gibi olacak. Evet. Yok olmasa bile, yani bugün postaneye ne için gidiyoruz? Kargo falan değil mi? Evet. İşte öyle olacak. Tamam Şimdi, Anlamsız. oysa ki <laughs> en sondaki yani C şıkkında olan gibi... C şıkkı bu, da blockchain. Yani blockchain. bugün bitcoin, evet. bitcoin falan diye duyduğumuz bir şey var ya, bitcoin yükseldi, ethereum şöyle oldu falan diye. İşte bu <laughs> şu yapıda çalışıyor ve bu bizim internetin içine bir protokol olarak entegre durumda. Evet. Yani herkes alışverişini bankalar dışı, evet, bir sistemin içinde senle biz alışveriş yaparken ne uçlardan bir tanesi var. O da bu konunun şahidi. Evet. Bunlar devamlı bir, bir e, top içinde toplanıp hiçbir ucu olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının ismi merkezi de, yok. Merkezi yok. Evet. Bu yapının ismi de işte bahsettiğimiz blockchain yapısı. Türkçesi blok zinciri. blok zinciri. Şey... Ama bu... kıymeti bence bu şurada. Ana oyuncular durduramıyor. Evet. Şimdi postanenin sahibi US Mail. Durdurabildin mi e-maili? O zaman e-mail çıktığında dendi ki ya kardeşim bu bundan olmaz bir şey filan falan. Bir günde Hotmail diye bir şirket çıktı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hotmail bir günde çıktı 50 milyon kişi bir 24 saat içinde e-mail sahibi oldu dünyada bedava. Gmail falan sonra onu çok açtı ama ilk Hotmail diye bir şirket çıktı. Microsoft 450 milyon doları aldı bir sene sonra. Pakistanlı bir çocuktu kurucusu. Adam Pakistan'ın en meşhur adamı haline geldi. 27-28 yaşında bir oğlan da. Yani düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir dönüşüm? Şimdi burada da bu blockchain'de de olan oluşum, olan dönüşüm Nedret'in az önceki seansta söylediği bu havaya para basan ne yaptığını bilmez gibi gözüken yani hakikaten hesabını verip veremeyecekleri belli olmayan bir şekilde dolar basan sisteme karşı aynı postanelere karşı e-mail'in olduğu gibi şu anda bitcoin ha, bir işte arkadaşları bu, var. Bu. Ya Şimdi, asıl değeri he, bu. Burada. Tamam. Şimdi sana bir bu. soru burada. Burada biz Şimdi mutabık mıyız? Bankalar mutabık. olmadığı gibi. Hı. Noterler de yok sistemde. Çünkü Merke, an, anlamı bak, merkezi yok. Merkezi ne varsa. Ne varsa merkezi. merkezi. Yani merkezi. buradan şu cümle mi çıkıyor? Yani biz bunu çok sık, sık söylüyoruz ama bahsedilen aslında great reset dediğimiz. Yani Artık devletlerin olmadığı. Ha yani bir dakika, bir dakika. Or 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 evet. Orada müdahalem var. Evet. Great Reset lafını söyleyenler bu çocuklar değil. Değil, değil. Tam tersine. Tamam. Ortadaki adamlar, yani kendileri pas postane olanların cümlesi Great Reset. Çünkü burada şöyle, Great Reset e, burada anlattığım üzere. Atlamayalım. Şimdi bence buraya hayır, buraya bir aylık e, konsantrasyon. Karanlık, yani karanlık de dünya meselesi yani. Great Reset'in asıl yapısıdır benim. YouTube'da bahsettiğim ve burada çok söylediğim. Aray, Şunu bunu, söylemek bunu. istiyorum. Adam diyor ki blockchain çok büyük tehdit. Durdurma şansım yok. Çünkü yok. bana ait değil. Elimden çıktı. Bizim telefonun içinde, durdurmanı... içinde, içinde tabii. burada duruyor ya. Durdurmanın tek duruyor. bir şansı var. O da tüm diyor çip sistemi ne varsa elektronik yok olması lazım. Vallahi evet. bu bu, bu senaryoda demin de dedim. Evet. Yani böyle bir tabii Nükleer bomba da böyle bir şey. Tamam. Atarım 80 tane nükleer bomba. Dünya diye bir şey 800 kişi kalır geride. Değil mi? Hani var ya Einstein'ın meşhur lafı. Üçüncü Dünya Savaşı'nı soruyorlar ama o, o üst akla da zarar vereceği için burada bir solar patlama üzerinden Senin o 500 kullanılacak. milyonla evet. değiniyorum yani evet, aslında. Anladım. Ben zımnen onu kastediyorum. Hani 500 milyona düşürme projesi var ya. Hani sonuçta burada eğer işin ucuna, komplosuna gideceksek evet bin tane şey söylüyor. ama diyelim ki komplosuz konuşalım bir senaryoda. Komplosuz senaryoda da çöküş görüyoruz. Yani komploya gerek yok. Aynen öyle. Ne diyorsun bu, şimdi? şimdi bak, bu segred... ya bir kere şu sorum. Devletler var mı yok mu? <laughs> evet. Devletlerin işi artık daha zor. Öyle söyleyeyim. tamam. Ve bu daha zor ne demek? Ka şirketi... Onların varlığını tehdit edecek noktaya ha, geldi bravo, işte. Bravo. Şimdi bu tehdit nereye varır? Ya böyle giderse devletleri Yeniden tanımlar. Yeniden, yeniden tanımlar. Şöyle bir şey. Mesela bu Great Reset'in teorisini yapanlar, doktrine edenlerin saydıkları maddeler. Yani kardeşim bunu söylüyorsun ama nedir dediğinde sana 7-8 tane madde sayıyorlar. Fazlası evet. yok, tamam Bu 7-8 maddeyi şöyle ilk önce okuyup <laughs> baktığında Komünist Manifesto gibi bir şey ha, ya. Hani bir de e, hani istediğin hani siyasi ideolojiyi de yıkmakta serbestsin ama bunu çocuğa yazdırsan olur. Yani öyle büyük ferasetler, bilmem neler, buluşlar falan filan yok. Bizi ilgilendiren kısmı, Ya mülkiyet kalmayacak diyor yani, maddenin birinde ya. Yani, küresel kalmayacak diyor. Küresel değişimin parayla buluştuğu yer bu manada, parayla buluştuğu yer hakim düzeni apaçık şekilde tehdit ediyor. Hmm. Tehdit etmeyi de boşa yani yaralıyor şu anda ve sonunu da hazırlıyor. Kan akıtıyor. Çözüm de bulamıyorlar. Hıh. Hmm buldukları çözüm işte inanılmaz rakamlarda para basmak ise ben sana söyleyeyim yani dünyanın en az yarısı şeye gider içeri obruk gibi gider obruk gibi çöker bu da işte ondan sonraki kısmı ya da o aşamada dünyada neler yaşanacağına ilişkin sabahlara kadar program yapılmasını gerektirir. bu böyle bir e, hal var mı var kesin onda bir tartışmamız yok evet. kaygı, kaygı duyuyorlar mı korkuyorlar mı evet öyle kaygı duyuyorlar korkuyorlar Burada şunun da altını çizelim. Bunun dolara alternatif bir para iletişim şeklinin bulunmasını isteyen ülkeleri de artık sayabiliyoruz ve çok muhtemelen çok muhtemelen diyorum daha fazlası da var ama bunların arasında açık anlayış birliği var. İttifak demiyorlar. Anlayış birliği var. Mesela diğerlerini boş vereyim. Türkiye bu ülkelerden birisidir. Net. Bunun yolunu yöntemini bu merak bir, ediyor. E, yani burada bir dolar ortalıkça... dışında bir yol. Evet. evet. Dolar nedir bu dışında? yol sence? Bak, i̇şte bak. bir yol bu. Bak şimdi yani şey bu yol bu dediğin nedir? Yani blue dolar basmak mı? Digital yok, US yok. coin basmak bak, mı? Bak bir şey söyleyeyim orada. Evet. <coughs> Çok iyi bir noktaya geldi. Bana gollük basıldı şimdi. Tamam. Şimdi şu anda Türkiye'nin Nedret'in söylediği manada da bir öncülüğü ve ilginç bir yaklaşım tarzı var. Devlet kademesinde var bu. Yani Merkez Bankası'nda var, borsa'da var filan falan. Biliyoruz yani böyle bir şey olduğunu. Ama bir de toplumda var. O çok ilginç. Belki onu bilmiyordur. Ee, bunu söyleyeyim. Ne demek istiyorsun? Vadeli çek diye bir şey var Türkiye'de. Evet, tamam mı? Tamam. Bankalar dışında vatandaş kendisi para basıyor. 40 yıldır. Ve bu legal yani kanunen yapılan. Dünyada da tek değil mi bu? Arada? Başka her yerde hapis cezası var. Türkiye evet. dışında her yerde yasak. Zaten konsepti yok adamlar. yani Ben bunu batılılara anlatamıyorum bile. Ya vadeli çek diye bir şey var işte ben 6 ay sonrası için Ertan'a 10 bin liralık bir çek yazıyorum alıyorum O da alıyor ertesi gün başka bir ödemesi arkasını ciroluyor veriyor falan ben ne yaptım? Emisyon yarattım, para bastım ya. Cemil diye bir adam 10 bin liralık para bastı. 6 ay dolaşıyor Türkiye. Yi. Bak bunların datası elimizde var. 1 trilyon dolar Türkiye'de ekonomi bununla dönüyor. Ben yapmadım datasını. Türkiye Bankalar Birliği. Türkiye Bankalar Birliği her ay yayınlıyor. Oradan okuyorum sana bu Yani onun vermesi önemli değil. Karşı kabul ediyor bu paraları. Kabul ediyor ya. <laughs> Türkiye'de bunlarla, ekonomi bunlarla dönüyor. Bankalardan, krizlerden etkilenmiyorsak bu yüzden etkilenmiyoruz. Vatandaş kendi parasını kendi basıyor. Şimdi bu kadar büyük bir disruption görülmedi bu kadar. Niye görülmedi? Çünkü yapan da bilmiyordu. Blockchain'le beraber anladık biz burada böyle bir e, acayip bir şey Bilmiyorum. yaptığını. Bu vatandaşın blockchain'le anladık biz böyle bir şey. Şimdi ama bunun iyi tarafı da şu. Yarın dünyada kredi desentralize yani gayri merkezi merkezsiz kredi sistemi nereden çıkacak dersen ben Türkiye'den çıkacak diye iddia ediyorum. Çünkü bunu burada 2 milyon kişi kullanıyor bu vadeli çekleri. Bir de seneti var bir de açık hesabı var bunun. Bak süpermarketler 6 aylık 5 aylık 3 aylık açık hesap çalışıyor. Bütün tedarikçilerle açık hesap denilen bir şeyle çalışıyor. Ortada ne çek var ne senet var düşün. Evet. Sözle, sözle. Ya böyle bir sistem yok dünyanın hiçbir. Şimdi sen bunu al blok zincirine taşıyabiliyorsan Türkiye olarak devlet yapsın ya bunu. Tamam yeni bir yeni bir düşünce bu. Şimdi bunu yapabiliyorsak bu bizim ihraç malımız olacak. Çünkü bu aynı deprem gibi. Bak deprem olduğunda biz yaşadık değil mi 99 deprem. Ertesi gün deprem diye bir şey varmış dedik. Bir anda Japon mühendis arayışına girdi Türkiye. Niye? Bina nasıl yapılır öğretin bize diye Japonya'dan mühendis getirdik Türkiye'ye. Aynı bu para sistemi çöktüğünde bütün dünya milletleri Türkiye'ye gelecekler. Çökmeyen para sistemini bize anlatın diyecekler. Bak buraya yazıyorum. Burada kayıtta bu laf. Göreceksiniz ben böyle oluşan. Senden mi? bunu çok dinliyorum. Belki 2023 hani e, bir hep çizgi olarak duruyor. Ondan sonra tüm e, parametrelerin Türkiye'nin çok büyüyeceğiyle ilgili ya, yapı da belki de bunun üzerine kurulu. Bu bizim geçmişimizde var bir de Ertan. Bu ta Sümer'e gidiyor. Yani biz bunu Türkiye'nin kendi hani son 30 yılının 40 yılının aklı diye de görmeyelim. Burada çok geçmişten gelen bir müthiş birikim var. Burada tablet var zaten. Vadeli tablet var yani senet olarak. Bu şunu Bak, şeydi... en tehlikeli konulardan biridir. Yani mesela Amerika'ya bu yani savaş aç bir yerde bir yere varır o savaş. Ama doları, dolara üzerine yürüdüğünde en tehlikeli işlerden birini yapmış olursun. En tehlikeli iştir dünyadaki. Ha, dolarda Dolaylı vadeli ekonomi. para yaratamaz. Hayır, ya, ekonomik sonuç açısından söylemedim. Yani hışım çekersin. Amerikan çünkü dediğim gibi temel sütun bu. Bu yüzden hani sadece Türkiye değil, İran bu yolda, Çin bu yolda, Rusya bu yolda ve bu ülkeler birbirleriyle konuşuyorlar. Birçok ülke var başka kendi paralarıyla yani sıyrılmaya çalışıyorlar. Bu şekilde kontrol edilemeyen bir mekanizmanın alternatif oluşturması artı kendi başka yolları da var. Bunları biliyoruz. Araştırıyorlar. Bu zaten Bunları biliyoruz sonra, dediğin nedir? Yani ülkeler arasındaki evet. ilişkileri mi? Yani e, mesela Venezuela mı son e, Türk şirketlerine Bitcoinle ödeme yaptı. Evet. Mesela o Aleni yapıyor. İranla Çin petrolü Bitcoinle alıyorlarmış. İran'dan arkadaşlar söylüyor, gizli gizli. Bitcoinle ödüyor petrolü. Yani geçen sene bu konuyla ilgili en ilginç doğrulatılamamış haber Rusya'da bir çöpte Türkiye ile Rusya arasında bu konuda bir anlaşmanın olduğuna ilişkin Rus Dışişleri Bakanlığı belgeleriydi. Yani şunu söylüyoruz. bulundu Olabildiğince e, bildiğimiz yeşil. Veyahut alta da daha hani termolojide kullandığımız petro dolar konusu petrolün de evet. şimdi enerji meselesi şimdi, mesela he, şimdi sana oraya yeni konu, da girelim doğru şekilde yani yeni, yeni petro dolar konusu bence bir sen önümüzdeki değişti. dönemde bu konu yani bu konu üzerine birden çok program yapmak zorunda kalacaksın kendini tercih etmesen de çünkü anlaşılıyor <laughs> ki yeni dönemde mesela yeni Amerikan yönetiminin e, bu tür enerjilerle bir sorunu var mesela petrol bunu daraltma ve yok etme gibi. Tamam. Petro Bunun petrollü mü? Tabii tabii. Artık yani fosil yakıtlara e, olabildiğince bunları, devam etmeye evet, çalışan buna gidereceği şeyi de evet. şimdiden hazırladı. Çevre, küresel ısınma vesaire tamam. Peki onlar cepte. Ama bun, bununla hayatını yaşayan sadece buna bağımlı olarak yaşayan kaç ülke olduğunu, bunlardan kaçının süper güç olduğunu da düşünelim. Kimileri Hindistan gibi bu enerjiye Çin gibi sonuna kadar bağlılar şu anda ve çok ihtiyaçları var. Doğalgaza da, petrole Kimileri Rusya gibi bunu satarak, Suudi Arabistan gibi bunu satarak yapıyorlar. Şimdi bununla bu adamlarla mücadele etmenin bir yolu olarak ha Amerika Birleşik Devletleri buna karşı yani üretimini de bulunmasını da, kullanılmamasını da, bu ülkelerin satamamasını da sağlayacak yolları da işte bu yeşil dünya üzerinden kuru verir. Bunu da söylüyorlar. Yani ben bunu. İşte bu 98 hmm. trilyon doların harcanacağı yer bu ha, Green Sö New Deal diye denilen şey. Bravo, Bu şimdi bunu bence programda uzmanlar ile mu? Konuşmak lazım. Yani şimdi Çin'e baktığımız zaman Çin için en önemli ihtiyaç maddesi enerji. Doğru. O %100. yoksa üretemeyecek. E, dolayısıyla Çin de isterseniz yeşildiğin, isterseniz ...hani e, geri dönüşümlü deyin... ...ne derseniz deyin... ...bir enerjiye ihtiyacı var. Dolayısıyla yeni bir buluş var... ...HL2M diye. Yani güneş fizyonu Bunu genişletmeye çalışıyorlar. Hatta olabildiğince... Bizde de, de erke, Evet. Evet geçiyor. Olabildiğince bu konuda... E, ...diğer ülkelere... ...fark atmış durumda devam ediyor. Şimdi Çin'in... ...enerjiye yani... ...fosil yakıtlara ihtiyacı olmadığı... ...bir dönem gelir ise... Şimdi o biraz şöyle. Şimdi o perspektifi böyle kısa sürede ulaşamaz. Daha doğrusu ulaşsa bile tükettiği miktar öyle anormal bir miktar ki. Yani bugün herhangi bir yoldan kesilmesi halinde savaş çıkarır için. Başka şeyden çıkarmaz, oradan çıkarır. Bugün İran'la işbirliği, Pakistan'la işbirliğinin neden, yani aşırı işbirliğinin nedenleri bu. Çıktı Suudi Arabistan'a borcu vardı. Pakistan'ın 2,5 milyar dolar, Küt diye 1,5 milyar dolarını ödedi. Tamam aranızda siz artık konuşmayın diye. Pakistan. Ama bu arada Gwadar limanına çok ulaşmak önemli. için yapılan çok önemli. İpek Yolu veya Ejder Yolu o... dediğim benim yapının Pakistan ayağı çok önemli olduğu için saf mı tutuyor Çin. Çin zaten saf tutuyor ama şu bu hatlar birleşmeye başladı. Biz bugüne kadar ne konuşuyorduk? Şurada bu nokta var. Hindistan'da şu var. Pakistan'da şurası var, İran'da şurası var falan diye konuşuyorduk. Ve Çin'i işaret ediyorduk. Yunanistan'da da vardı, İsrail'de de vardı, Akdeniz ögelerinde de vardı. Ama bu sefer parçalar birleşmeye başladı. Mesela İran'da Pakistan birleşti. Yani sen Gıvada Limanı'nı söylersin, İran'da bunun karşılığı Çabar Limanı'dır. Çabar limanıyla ile Gıvada Limanı'nı hem karadan hem denizden yeni kapılar, sınır kapıları da açarak birleştirdiler. Bunun arkasındaki düşünce ve para da Çin. Şimdi bunu gören bak bu kadar basit yani izleyicilerimiz Google'dan bu iki limanın adını yazıp bir nasıl durduklarını dikey olarak da yatay olarak da hangi yollara açıldıklarına baksınlar. Burada savaş çıkar mı çıkmaz mı söylesinler. Şimdi ben isim vermeyeyim. Çok ünlü bir markanın yani telefon markasının bütün altyapısı da oradan geçiyor denizin altından. Bugün en hani çok tartışma yapan evet. hani Avrupa'da aldığı için Amerika'nın kızdığı marka var ya. Hmm. Neresi oldu yani? yani o, evet evet telefon tamam. markası değil de e, dijital altyapı yapan marka diye asıl bakmak. Çünkü telefondan daha büyük para yaptığı kabloların için. O kabloların hakim olduğu şirketin evet. büyük kısmı orada. Tabii. Ya ama yol oradan geçiyor iletişim. Huawei'den bahsediyoruz Altı'da Kanada'da da, onu, da e, e, tamam, işte yok onu söylememiz evet, tamam, lazım. Peki. Çünkü biz telefon Huawei, markasından değil yani şeyden önün, bahsediyoruz. Altyapı firmasından bahsediyoruz. bahsediyoruz. Ya yani onu da zaten izleyicilerimiz satın alamayacağı Tabii. Göre. tabii e, ee, bu altyapı da oradan geçiyor. Yani İngiltere'den Çin'e kadar tıpkı Türk trenlerinin, ticaret trenlerinin İstanbul'dan Çin'e gitmesi kadar. Tersi yolda evet. da Londra Türkiye Burada, Buradan, buradan 5G'ye bağlantı var biliyorsun değil mi? 5G konusunda bu bahsedilen şirketin elinde bir teknoloji var. Ve şu anda bu dünyanın diğer geri kalan batılı da doğulu da nereli olursa olsun herkesin elindekinden birkaç yıl ötede. Ve bunu onlara getiren kişi bir Türk profesörü. Erdal Hoca bizim. Erdal Arıkan. Bilkent'te bizim hocamızdı. çok da değerli bir hocamızdır. Onun makalesinden yola çıkarak yapılan çiple bu arayı bu şirket o şekilde açtı. Ve bu konuda Wired dergisinde geçen ay bir yazı yayınlandı. Steven Levy diye çok değerli bir teknoloji yazarı bunu yazdı. Her zaman takip ederim. Çok üst düzey bir yazardır. Facebook'la ilgili kitabı da yeni yayınlandı. Yazı da diyor ki Erdal Hoca'ya gelmiş Bilkent'te beraber kebap yemişler. Bunları anlattıktan sonra Erdal Hoca demiş ki ona Batı Amerikalılar biz, biz beni siz yetiştirdiniz. MIT'den falan mezun hocamız. Beni siz yetiştirdiniz. Çok şeye borçluyum Amerika'ya ama artık teknoloji vagonunu siz kaçırdınız diyor. Wired dergisine. Şimdi burada bunu konuşurken bir anda karşımıza hatta Ayşe Nur Öz Eskil demiş ki Neuralink diye bir konu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi sistemi de bunun üzerine inanılmaz yatırım yapıyor. Yani ben onun söylediğini biraz daha açıyorum. Şimdi bu Elon Musk kavgası hatta şu anda bugün açıklanan rakama göre 190 milyar dolarlık dünyanın en zengin adamı oldu. Çünkü herkes Şimdi, Tesla hissesi almaya çalışıyor. Tesla çalışıyor, Bitcoin çalışıyor gibi. vesaire vesaire. Dolayısıyla Neuralink e, 5G'yi nasıl etkiler? Şimdi Neuralink dedilen şeyin çalıştığından emin değiliz. Tamam bir kere önce onu söyleyeyim. Bunun bir PR tarafı var. Yani bir konuşulan, köpürtülen taraf var. Bir de hakikat var. Şimdi hatırlasın, Harari diye bir yazar vardı. Evet. Çok popüler oldu. Kitapları Türkçe'ye çevrildi. İngilizcesinden önce falan çevrildi. Bu kitabın yazarı tarihçiydi. Ama teknoloji konusunda bazı şeyler yazdı. Özellikle ikinci kitabında bu Deus'ta, evet. Homo Deus'ta. Şimdi ben teknolojistim. Yani ben dijital dönüşümcüyüm. Yani ömrüm bununla geçti. Ben her şeyi dijitale dönüştüren adamlardan biriyim dünyanın üstünde de, Türkiye'de de. Ben bunu okuduğum zaman son bölümünü atmış dedim. Adam kafadan atmış dedim. Ya da verdiler eline. Bilmiyorum. Ama gerçek değil onlar. Hangi bölümlerden bahsediyorsun? En son bunun 11. Data Data Dini diye bir yani bir bölüm 11. bölümü işte kitabının ikinci kitabının Deus'un. Burada işte şu olabilir. Senin anlattığın gibi bu Neuralink'lerden falan bahsediyor da orada. Şimdi bunların bir gerçeği var. Bir AI'nin yapay zekanı hakikat durumu var. Bir de filmlerde gördüğümüz durum var. Tamam mı? Hakikatinden. Filmler arasında büyük bir fark var. Ne demek istiyorsun? Ne fark var? Hakikat göründü yani bize gösterilen, anlatılan kadar enteresan çalışmıyor henüz bu sistemler. Yani Neuralink sinemalarda, filmlerde izledikleri için insanlar, onlar gerçek zannediyor bir sürüsü. Yani hakikat zannediyor. Sen, hakikat değil onlar. Hakikat nedir? Hakikate Demir daha, türün. yani bunun kafana takacağın işte bilmem neyi, hayır. İnsan beyninin daha nasıl çalıştığını modeli yapılamadı. Daha yok elimizde böyle bir model. Nasıl uyuyoruz? Uyuyunca neden rüya göz? Bilen yok bunları. Biliyormuşuz gibi konuşuyorlar. İşte buna da teknolojistler ifrit oluyor. Ben ifrit oluyorum. Kardeşim buna 30 yılını vermiş hocamız var. Cem Say hoca yeni kitap çıkardı işte. Dünyada olmayan kitap yazdı adam yapay zeka üzerine benim boğaz içinden sınıf arkadaşım hakikaten çok değerli 35 Sen yılını Sen Aslında şunu mu söylüyorsun? Adam diyor ki yok böyle bir şey 5G'nin çalışacağını biliyoruz ama Neuralink'in ne olacağını bilmiyoruz. 5G ayrı diyorsun? bir konu. 5G çok stratejik bir konudur. Siz de biliyorsunuzdur. 5G identity'nin yani kimliklerimizin evet. bizde kalması veya dışarıya verilmesi konusudur. Bakın bir daha söylüyorum. 5G telefon konusu değildir. Bütün izleyicilerimize söylüyorum. Telefon meselesi çip meselesi değildir. 5G kimliklerimiz yani ben mesela kendi kimliğimle kendi verilerimi, kendi mali verilerimi, kendi sosyal network verilerimi ben mi tutacağım? Benim adıma başkası mı tutacak? Deminki şekildeki ortayı hatırlayın. Şu an ortadaki gibi tutuluyor. Bak Facebook'un elinde benim verilerim. Google'ın elinde, Twitter'ın elinde. Biz bunların elindeyiz şu anda değil mi? Twitter işte bak başkanı kapattı. Yapabileceği tamam. bir şey var mı? Bak bu 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 rezil bir konu. Bak söylüyorum. Burada bir şuna ihtiyacımız var. Bir e, metod düzenlemesine ihtiyacımız var. Meseleleri herkes kendi uzmanlığına göre ele alıp tam sınırı orada kesiyor. Heh. Bu olmaz. Bravo. Çok bu güzel. olmaz. Harika söyledi. Bunların Sebebi bu. Nasıl? Yani şu cümleyi... Bak adam duracaksın. tarihçi. Adam tarihçi Harari güzel de yazar. Dediği diğer 10 çap 10 bölüme hepsine katılıyorum. 11. bölüm konusu değil. Yani multidisipliner bakılmadığı sürece bu Tabii, işleri çözme olmaz. şansı yok. Olmaz. Yani, ben sosyal evet. benim bilim okudum. Bütün güzel sanat okudum. Benim kimliklerim, eylemlerim Facebook'ta duracak. Facebook aynı zamanda kongre derbi, darbesinin parçası olacak ve biz bunları ayrı ayrı konuşacağız. Ya daha öyle mi? Bak, daha, daha neler? Twitter, ya bu Facebook Twitter. çalışmadığı zaman onu ararım. Veyahut da tamam. koronayı ekle bunun üstüne. Veya da Twitter. Işte. Seçimden hemen önce Biden'ın oğlunun Verileri değil ya. Laptopunu bırakmış adam. Tamam mı? Dükkanda laptopu bırakıyor ya. Kendi laptopunu. Oğlu var ya Biden'ın oğlu. Hunter. Evet. İçinde bütün yazışmaları, belden aşağı resimleri, neler neler, ne rezillikler. Bırakıyor, unutuyor, gidiyor. Ve bunu buluyorlar. İçine okuyorlar. Bütün Ukrayna ile yazışmalar, bilmem ne, her şey çıkıyor, dökülüyor. Bunu haber yaptığı için Twitter haber yapan gazeteyi bildiğimiz gazete ya. Boston Post mü? Bir tane. Onlardan bir tanesi. Gazetenin account'unu kapadı. Kaldırdı. Yok. iki gün okuyamadık. Böyle bir şey var mı ya? Twitter bu. Yani şimdi burada e, en son e, hani bazı programlardan biri atmış. Cüneyt Özdemir de demiş şey söylüyor hani ya Twitter'ın yaptığı çok doğrudur filan gibi e, sözler söylemiş ama şunu görüyorum. Yani bu gerçek anlamda Amerikan Başkanı'ndan bahsediyoruz. 70 milyondan bahsediyoruz. Ya, bunları konuşmak, keşke Şimdi, Cüneyt de olsa he, bak. Tabii. Işte, abi, bunla, neyi konuşuyorsun abi? Devenin neresi bu? Hayır, Devenin neresi? Biz ne konuşuyoruz? Ortada şöyle bir şey Efendim gel. demokrasilerde başkanın... <laughs> ne anlatıyorsun abi? Ne anlatıyorsun? Biz ne konuşuyoruz, sen ne anlatıyorsun? Adamın işte, tweetlerin <laughs> altına diyor ki, burada yazanlara dikkat edin, bilmem ne bilmem ne uyarıyla... ya. Aylardır böyle. Ya başkan bu ya. Burada söylenenler desteksizdir yazıyor İngilizce ya. Twitter yazıyor bunu. Göz göre göre. Nasıl yapar ya böyle bir Twitter'da şey? Twitter'da atılan... Kardeşim ben <laughs> karar veremiyorum. Ne muyum? kadar Bak, destekli ki? Ben karar veremiyor muyum ya onun ne olduğuna? Bak diyor ki sen karar veremezsin Ama diyor. Ama arkasında da büyük bir demokrasi olduğunu iddia edip ya bitti, yani, o, bitti bu o, bitti. arada. Bitti. E, 6 atıyorum Ocak'ta neresini örnek verelim? Mesela e, X bir yerde, Myanmar'da. 6 mesela. 6 Ocak'ta bitti o işte. İşte Budist rahipler, Müslümanlara operasyon yapıyor, yazışmaların hepsi var ama siz diyor demokratsınız. Hmm. İstediğiniz kadar. Ya Müslüman bunun gibi şeylerse, bunun gibi bir şey. Ya düşünsene bak, demin verdiğim örnek. Ya böyle 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 kanıtlar var diye mahkemeye getiriliyor, kanıtlar okuyorum, çatır çatır kanıt yani. Hepsi. Tamam mı? Yani şimdi aslında burada sosyolojik bir kavram var. Bak yine se senin seçimlerde yaşadığımız ve anlattığın şeye benziyor. Yani e ya yani işte ismini örnek e hani şey geldi diye bir parça atmışlar bana. Onun için Cüneyt Özdemir'in lafından geldik. Şöyle diyor. Bir kişi bir yapı diyor ki bu bir demokratik bir şeydir. Adam neredeyse Amerika'yı yok edecekti. Onun için Twitter doğruyu yaptı. Şimdi bir böyle düşünce var. Ya bir ama, de diyor ama, ki ya diyor yani, kardeşim yani. bu özgürlük değil midir? Sen özgür bir platformu açmadın mı? Bak bazı Adam, hayvanlar eyleme, daha diyor ki öteki taraf yani eyleme geçti ama diyor çünkü diyor Amerika Birleşik Devletleri'nde en önemli şeylerden bir tanesi istediğini söyleyebilirsin. Yani İngiltere'de olduğu için gibi Kraliçeye söyleyebilirsin ama. Ee, bir şekilde monarşiye bir şey söylüyor. Bak hayvan bensin. çiftliğini Bilangin. yaşadık. 1984'ü evet. yaşadık. George Orwell ne yazdıysa yaşadık. Hayvan çiftliği değil mi bu? Bütün hayvanlar eşittir. Bazı hayvanlar daha eşittir. İyi. Twitter bunu diyor ya. Peki bir gazeteci olarak nasıl bakıyorsun sen? Bak şimdi cüncür, Hadi, bak, Cüneyt, ya, iyidir Cüneyt. Ben severim. Tamam. Keşke burada olsun. O da Ankara'lı. Bizim gibi keşfeder. Yani, Ankara üzerinden değil evet. canım. Meslektaştır tamam. yani. Severim. Ayrı konudur. Ayrıca Har iş, işini iyi yapın. Mesele o değil. Ama şimdi bak. Bunu yapmak demokrasiye uygundur. Bunu yapmak tamam da bunu konuşturan adam orada Çin'den işbirliği tutuyor. Çinle işbirliğini tutup Amerika'da bunu siyaseten pazarlayıp bir başka partiyle işbirliği yapıyor. Hmm. O parti üzerinden de Amerika'daki cari iktidarı tuzaklıyor. Evet. Avrupa'yla da, ile de ayrı finansal yapılar bu kuruyor. Çıkıyor ortaya. Aynı zamanda dünyada bu süreç içinde başlamış. Yani Twitter için demiyorum ama hepsi içinde söyleyelim. tamam mı? Başlamış salgının parametrelerinden birine katılıyor. Kendi firmaları var. Aşı üretiyor. Bim'den ne yapıyor? Şunu bir yap... Hangisi haber abi? Hepsi haber peki? <laughs> peki notu kaç? <laughs> Notu kaç? Değeri ne? Yani, yani efendim oldu. bunu yasakladı iyi yaptı. Tamam bu bir haber. yüz üzerinden kaç kıymetinde bir haber bu? 5, 5, 10, 50, 100 diyelim. 99. Peki bu bizim anlattığımız kaç puan? Tabii tabii. 1000. Şimdi o onu daha kötü gazeteci yapmaz, bizi daha iyi gazeteci yapmaz. Sorun Türkiye'de bunların bu şekilde birleştirilememe hali. Problem burada. Ayrı ayrı ögeler havada duruyor. Bunları kimse cem etmiyor. Mesela orada herkesin elinde bir sürü fotoğraf var ama tek tek benim fotoğrafım bu diyor. Alıyor herkes bunları. Hmm. Benim fotoğrafım çektiğim fotoğraf bu. Herkes bu masayı çekmiş. Ama hiçbirinde masa yok. Hiçbirinde masa <laughs> yok. Bunların hepsini bir araya getirdiğinde ortaya çıkıyor ki Vay bu masa zaten değilmiş. Bu zehirli bir şeymiş. Elimizi sürüyormuşuz. O çıkıyor ortaya kimse de demiyor ki bu resimleri cem edin. Bir herkeslerinde poz var, süper poze yok. Evet, güzel. Şimdi biraz soru okuyayım ben. Oku. Çılgın Kastamonulu. Kastamonulu söylemesek olmuyor. Devamlı yazdığı için. Diyor ki bu aslında <laughs> sana bu soru. Hani benim e, teorimi bir şekilde destekler misin, desteklemez misin? Küresel elektrik kesintisi olursa, olunca demiş ama ben olursa diyorum. <laughs> Ve dijital data bank silinince. Hı. <laughs> e, Ertan Özyiğit demiş. Sizin dediğiniz gibi silah paradan üstün ise gıdalar yaşamak için ne yapacak insanlar? Yani biraz önce bir arkadaşımız da yazmış demiş ki ya hastanede bu kadar insanlar var. E bir şekilde elektroniğe veyahut da elektriğe bağlı bir, takım e hani hastalar e var. Bunlar ne yapacak? Bunların hepsini ölüme mi terk ya edecek? şimdi sistem? bir kere, bir kere bütün bütün elektrikli çalışan aletlerin hepsi bir şey olunca kapanır ve silinir diye bir fikir. Önce bunu unutalım. Evet, Çıkar var. Bunu çıkartalım kafamızdan. Evet. Böyle bir şey yok. Şu su, şu, şu şişenin içindeki su kaybolur mu? Kaybolmaz. Onun gibi bunun içerisindeki bazı şeyler... Buranın ısısına bağlı biraz o. Tamam öyle diyelim. Hani bunu evet. da sonunda pişirirsen... Tabii hani, tabii. 4000 derece... Ama ben pişirmekten bahsediyorum. Ya, ya bu bunu direni. zaten bak bu benim cebimdeyken bunu 4000 dereceye çıkarttıysan ben de yokum zaten. Yok ben şöyle diyorum. Ben belki askeri teknolojilere hakim olduğun için Nedret. Mesela Microwave diye bir şey geliştirdiler. Evet. Çok uzun bir eski bir teknoloji ama. Tamam biliyorum. Ben geçen sınır güvenlik konferansında bak, makro, da anlattım. Microwave de, dediğin şey, onu dersini tut, aldım. He, onu tuttuğu anda elektronik hiçbir şey yok. Değil öyle işte bak bunun dersini aldım. Elektrik Söyle anlat öğrenelim. Elektrik mühendisi öyle her şey tuttuğunda böyle oluyor falan değil. Bunun frekansı var. Frekans diye bir şey var. Ama bak. işte o frekansı yakalamaktan bahsediyoruz ya Ama o frekansı zaten. sen mesela bak. Çok yüksek enerji harcayarak belli bir uzaklıktaki bir şey de yapabilirsin. Ama bütün dünya için, yapman için bütün evrenin enerjisini toplaman lazım. E, güneş enerjisi, solar güneş patlamalara enerjis gelelim. Bak güneş enerjisini sen idare eden birisi değil değil mi? Yani bizim evet. idaremiz değil. Güneş enerjisi şu anda, güneş öyle bir hareket yapar ki dünyada hayat biter. Mümkün bu. İhtimal hesaplarında da var ayrıca. Yani öyle bir patlama olur ki dünyayı belki de dinozorların bittiği gibi bitirebilir. Bu bir ihtimaldir. Binde şu kadardır, on binde bu kadardır bilmiyorum. Var böyle bir ihtimal. Tamam mı? Ama bir insan veya bir grup insan veya Pentagon veya bilmem kimler veya şunlar veya bunlar. Bunların elinde böyle bu, bu bir film. Yani bu eski şeylerde var bu. James Bond'larda. Adamın elinde bir şey var. Device böyle bir alet var. Hidrokobaz, jerarium falan. Oradan böyle bir şey yapıyor bütün ya bunu bugün böyle bir şey enerjisini yapmak, bilmem ne etmek falan bunlar büyük mühendislik işleri. Kim yapmış bunu? Sen demin diyorsun ya Çinlilerin böyle bir füzyon reaktörü var. Çalıştırırsınlar görelim diyorum ya. Kolay iş değil. Füzyonla uğraşmış 30 yılını vermiş arkadaşlarım var ya. Buraya getirseniz küfür ederler. Şimdi bunların hiçbiri yani eninde sonda olmayacak sistemler değil, değil ama. Hayır, hepsi ha, ihtimal. Şimdi bak, hepsi ihtimal dahilinde. Biz, biz şöyle hareket ediyoruz. Yani bir projeksiyon yaptığımız zaman, bir kere sebep sonuç ilişkilerini bulmamız lazım. Se Olay nedir? Gerçekten beni tehdit eden bir unsur var. Bu unsur nedir? Blockchain. Yani bütün sistemi, önemli olan para sistemini. Çünkü para sistemini yönetemezsem e, üst akıl olarak çökerim. Dolayısıyla. Bu sistem eğer ha. benim elime bir şekilde e, yönetemeyecek duruma geldiğim zaman ona Aynı. müdahale etmem tamam, lazım. güzel. Bu Doğru bunu, mu? bunda mutabıkız. Tamam. Şimdi mutabı. müdahale sistemlerine bakalım. Tamam. Kasım pa şey pardon Kastamonlu arkadaşımıza diyeceğim şu. Bak Kastamonlu kardeşim bizim gıdamızın üretildiği yerden mesela Kastamonu'dan tamam mı sarımsaklar buraya geliyor değil mi? Bunların gelmesini engellemek için uzaydan, bilmem nereden falan şua yayınlamaktan önce yapacağı çok basit şeyler var. Ne o? Krediyle geliyor o ya. Banka kredisiyle geliyor. Tamam mı? Yani bizim şu anda yediğimiz yemek vadeli kredilerle geliyor şehre. Tamam mı? Zaten vadeli krediler sorunlu. Sen önce bunu çöz. Bunu çözelim. Tamam mı? yani o eğer ama kastamonulu arkadaşımızın yapacağı bir şey değil. Değil, Bu, değil onun yapacağı e, demiyor. Tamam. Yani onun üzerinden tamam, ama şimdi yani. şöyle konuşalım. Onun üzerinden de konuşsak. Şimdi ya bir daha şey konuştuk. Blockchain şey diye bir sistem varken Nedret dedi ki yani sen istersen söyle istersen söyleme ben onu çıkınızla <laughs> çekiyorum. Ee, devletler yok. E tabii oraya şimdi, gidiyor işte. Şimdi devletler oraya yoksa. Evet. Şimdi bak devletler yoksa bugünkü yapıdaki devletler yok Bugünkü diye güzel... yapıdan bahsediyoruz. Ha. Belki merkezi bugün, olmayan devletler yoksa üzerinde e, hani bir aşağı bir yukarı herhangi bir devrime bağlı olarak Birleşmiş Milletler'de ülke sayıları değişiyor ama yarın 5000 ülkenin olmayacağı demek değil bu. İşte onlar ülke olmuyor artık. O e, kadar. Ülken, klan oluyorlar. Bak. İşte Klan da desen eninde sonunda tabii tabii bir yapı. sistemin parçası. Yani şunu söylemek istiyoruz. İstanbul kendi başına bir yapı. Ankara kendi başına yapı. Amsterdam kendi başına bir yapı. Dünya, New York kendi başına bir yapı gibi bir yapıya giden bir sistemden bahsediyoruz. Buna karşı çıkanlar, şu anki yapıya karşı çıkanlar tıpkı ve seti ortaya atanlar gibi onlar da kendi yollarını düşünüyorlar ne bu yol bu yollardan birincisi Aslında şuna göre kurulduğu için yani mevcut cari batı düzenine ilişkin bir alternatif kurma başlığıyla yapılmıyor bunlar yaşam formları oluşturmak için yapılıyor bu yani şöyle söyleyebiliriz uluslararası ilişkilerin felsefesi gibi bir alt başlığı var bunun bana göre Tepe bir başlıktır bu ama kendi yaşam yollarını yaratmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü e, Batı, Batı tarzı yönetim, küresel yönetim çok ağır bir şekilde herkese esir almış durumda ve bu yaratıcılık kanallarını da çok uzun zaman kitlemiş. Bu şey... kanallar, yaratıcılık kanallar dediğin kanallar neler? E Mesela Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyetleri ilişkisi. Soğuk Savaş'tan yadigar bir rezerv dönemi vardı ve sonra da bir 10 yıl daha, 90'dan 2000'e kadar da... ...ya işte ayıp, et, ayıp olur büyük güçlere falan filan diye bu şekilde gitti. Mesela eğitim sistemi hadım edilmişti. Hadımdı yani, üniversiteleri de öyleydi. Hadımdan kastım şudur, bunu çok söylediğim için fazla şey yapmak istemiyorum, üzerinde durmak istemiyorum ama... Yani ...akademik ürünleriniz genellikle kaynaklarını genellikle değil tamı kaynaklarının tamamını ne üretecek olurlarsa olsun batıdan alırlardı. Evet. doğal olarak bu zihinsel bir körleşme mirası bıraktı topluma. Bunun kırılmasına ilişkin düşünme teklifleri bile şimdi onlar hakim camia olduğu için reddediliyor. Anlamıyorum. Yani Çok şimdi güzel. bunu bakın güzel. şöyle yapmayalım. Bir de şöyle bir yöntem var. Yok diyor. Neden? Bilim dışı diyor. Hayır, dışı Batı diyor. Evet. yönümüz Batıdır evet. bizim filan diyor mesela. Çok güzel. Yani abi. 300 yıldır Batıya yürüyoruz. Kardeşim diyor. Sen de diyorsun ki tam nereye vardın? Hani vardığın ha. yer neresi? Bir de çıktığın yeri de unutmuş oluyorsun. Bak, Şimdi hani bak. konuyu dağıtmayalım. Ha. Ama işte evet bu ülkeler birbirlerine daha yakın görünebilirler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siz bir nükleer enerji için kuyu yapmaya nükleer enerji santrali yapmaya başlıyorsunuz. Adam sana diyor ki Batı ha sen atom bombası yapacaksın. Hı. Hmm. Aynen İran'a bu deniyor. Çok normal. bu demesinde Tabii. bir anormallik var diye söylemedim. Problem şurada. Ek kapatalım dükkanı o zaman. veya be, Ben bir şimdi kim? bir bir dakika diyor. Sen bunu kuruyorsun ama bak dünyayı ozonu deleceksin, kirletiyorsun. Baba buraya kadar kim kirletti? <laughs> Tamam mı? Bu Başka hale bir örnek, kim örnek, getirdi Bunun bunu? gibi bir örnek de ben mi? Bor diye bir maden var. Türkiye'de %80'i var dünyanın. %80'i Türkiye'den çıkıyor veya rezervleri burada biliniyor. Biz boru ne olarak kullanıyoruz? Deterjanda değil mi? Bunu işlediğin zaman boraks diye bir maden oluyor tamam mı? Bunu işlemek demek ya yani sıkıştırıyorsun. Demirle çelik gibi. Demir kullanıyoruz. Biz aslında bir de çelik formu var bunun. Biz bunun bugüne kadar çelik formunu yaptırmamışlar bize ya da yapamamışız her neyse. Tamam mı? Yani komple olarak söylemiyorum. Boraks tesisi yok Türkiye'de. Çin'de yapılıyor. Ya ben diyorum ki belki de bu radarların görmediği uçaklarda bir boya var ya. Belki de boraks da yapılıyor. Çünkü Amerika ne kadar boraks aldığını, ne kadarını kullan, nerede kullandığını gizliyor. Yayınlarda yok. Ben baktım yayınlara. Ne bölü A yazıyor. Şimdi eğer boraks çok önemli bir maden, her yerde adı geçiyor. Çünkü çok özellikleri, çok yüksek özellikleri var. Biz de bunun dünyadaki en büyük e, rezervinin üzerinde oturuyoruz. Altından daha değerli bir şeyin üzerinde. Ama biz bunu işlemeyi, Türkiye gibi bir ülke, 80 küsur milyon nüfusu var, bu kadar teknolojisi var. Yapmamışız, yapamamışız. Olacak iş mi bu? Şimdi e, Batı'dan gelir. Konuyu sen bir yerden bahsettin, o benim çok ilgimi çeken bir konu Nedret. Ee, sen de bunun hani genel yapısıyla ilgili nasıl çalıştığıyla ilgili çünkü dijital altyapılar kurduğun için şimdi Birleşmiş Milletler'de organizasyonlar var. Bunlar uzmanlık organizasyonları. Bunlardan bir tanesi FAO. Hı hı. Yani e, Tabii. Gıda ve Tarım Tabii. Örgütü gibi. Yani e, şu anda var olan sistem 17 tane e, bu ve benzeri örgüt çatısı altında e, toplanmış. Şimdi bu örgütler Şimdi Dünya Sağlık Örgütü de bunlardan bir tanesi ki bugünlerde en çok konuştuğumuz konu. Şimdi bu ve benzeri örgütler bundan sonra hayatımızda olmayacak dedin. Veya da değişebilir dedin. Hayır şöyle bunu fark ettiler. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim bizim burada bir şey olduğunu fark ettiğimizi fark ettiler. Anlıyor yani Dünya Sağlık yani Örgütü. Yani diyorsun ki gıda tarım örgütü gıda -Tarım 1945'te tarım örgütü, kuruldu ama de. bunu kuran sistem zaten bu ne amaçlarını artık. Bu yapıyı karşıt olanlarla ne yapılıyor orada? diyen adamlar bunu, bunu öğrendi. öğrendi. Tamam. tamam burada bir tezgah dönüyor. Evet. Tamam mı? Aynı dünya en sağlık yakın örgütü örneği. Örgütü de en şu anda aktü aktüel örneği dünya sağlık örgütüdür. Hmm. Biz fark ettik ki dünya sağlık örgütünün yöneticileri o kimin eli, kimin cebinde belli değil. Bir kısmı işte burada adı zikredilen birçok firmanın ortağı, bilmem nesi gelir elde ediyor. Şudur, budur vesaire vesaire. Dahası biz onun önerdikleri konusunda kim ne derse desin. Şüphe duyuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün söyledikleri konusunda. Şüphe duyuyoruz. Eğer DSV bana derse ki, tamam kardeşim sen bu pandemiyle mücadelede sadece bu aşıyı kullanacaksın. Tamam. Ve ben bilsem ki o aşı yüzde sağlıklı, ben yine de şüphe ederim. Çünkü bu yapılar böyle kullanıldı. Yıllarca böyle kullanıldı. Ee, bahsettiğim FAO da öyle Hı. kullanıldı. Gitti binden İsrail ile işbirliği yaptılar. Buğdayla, tarımlar, yani. su üzerindeki oyunlar, meteoroloji ile garip garip işbirlikleri. Şimdi ben girmiyorum onlara da yani uzun konular diye söylüyorum. Zamanında çok yani bunların üzerine çalış, çalıştığımız için. Anladık ki şey boş, şey tohum meselesi, bunların hepsi tohum bankaları meselesi. Unutmayın 15 Temmuz'da ilk fişi çekilen yerlerden birisi bu adamlar, bu köpekler tarafından Ankara'daki Tohum Bankasıydı. Kıl payı kurtarıldı, kurtarıldı oradakiler. Kıl payı. Aynen. Yani. Rahtayı kurduğunuz şimdi, zaman işi işte oraya yani var. Buuna mı geliyorsunuz? Şuna şişten? geliyorum. Evet. Bu uluslararası kurum kuruluşlar, Birleşmiş Milletler çatısı altındadır. Bir yenilenme talebi var dünyada. Tamam. mı? Ve yapısal olarak da Türkiye gibi ülkeler bunların bütününe en başından itiraz ediyor. Sonuçta şöyle bir laf söylüyorsun sen. Hani dedik ya başta dünya beşten büyüktür. Beş kim? Beş kim? Dünyanın en büyük ülkeleri değil mi bunlar? Niye sadece Amerika itiraz ediyor? Diğerlerinden ses çıkmıyor. Kabul ettikleri için mi? Yani böyle dünya o Birleşmiş kabul Peter, edilebilir bir yapı değil onlar için her, beşten büyük iti, olması tab, Tabii. tabi yani kendilerine bir tehdit bu söylem tabi. öyle Birisi değil mi Çin'e tehdit İngiltere'ye tehdit Rusya'ya İngiltere tehdit, Rusya tehdit. ama bunlar tehdit. konuşmuyorlar evet. Amerika rahatsız neden çünkü biliyor ki aslında Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerin söylediği cümlenin özü şu dünya beşten büyüktür değil dünya birden büyüktür evet. ve o bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ta kendisi onun için ses çıkarmıyorlar Amerika'da bunu biliyor o halde ne olacak adam da çıkıp diyor ki şimdi bize Biden yönetimi bir ben bunları baştan ihya edeceğim arkadaş diyor neyi ihya edeceksin diyoruz Birleşmiş Milletleri ihya edeceğim peki NATO'yu ihya edeceğim peki nasıl olacaksa çünkü bir kişinin bile veto yetkisi var ve bunları yine gelecekler tıpkı bu darbe girişiminde şu sonuç çıktı ya bize şunu diyecekler şimdi gördünüz mü Amerikan demokrasisi bile ne kadar kırılgan. O halde sizin gibi ülkelerin demokrasisinin daha çok korunması gerekiyor. İşte bu lafı duyduğunuzda <laughs> tamam şu Masanın arkanızı duvara gire vereceksiniz. Masanın altına gireceksiniz. Tamam gire arkanızı duvara vereceksiniz. Ama şimdi çok bu, bu sefer öptürmeyiz, istesek he? de istemesek de bilhassa dijital yapının yani blockchain yapısının e, gelişmesiyle birlikte tutul, tutulamaz bir şekilde büyüyor. İşte, resmi yani istersen Amerika Birleşik Devletleri ol. 13,5 milyar dolarlıkta da uçak yemin olsun bir şey fark etmiyor bu sistemin içinde. Çünkü... Hatta e, yüke dönüşüyor. He, yani hatta bravo, hatta fark yüke etmiyor, dönüşüyor. Fark Şimdi etmiyor. 1919 Milletler Meclisi, ardından 1945 Birleşmiş Milletler. Yani ben diyorum ki teori olarak yeni bir dünya düzeni kurulacak. Bu düzenin içinde de Birleşmiş Dünya Federasyonu diye bir şey ben e, refere ediyorum. Adını öyle koydum Öyle koydum ben. Böyle bir yapıyı görebilir miyiz yakın zamanda? Yakın zamanda göremezsin. Ne kadar bir sürede böyle bir değişim olacak mı olmayacak mı aslında? 2030'u civarı bir hesaplaşmanın olacağını varsayabilirim. 2030 çok yakın bir zaman ama. Sen dedin ki kuru onu evet, demiyorum he. ben. İlk önce hesaplaşma sonra yeni düzen. Hesaplaşma dediğim bir dünya savaşından da bahsediyoruz. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde eğer demokratlar iktidarda kalırsa ilk önce Rusya ile bir meseleyi halletmeleri gerekiyor. Bunun mantığını da ben hala anlamış değilim. Çünkü Kissinger tam tersini söylüyordu. Sakın Rusya ile birbirinize girmeyin. Tam tersine Rusya ile birlikte Çin'e yönelin diyordu. Bu adamlar da diyor ki Çin'e sonra bakarız. Bu aslında korku ötelemesidir. Çünkü şu anda yüzleşecek durumda değiller. Ben Rusya'yı ilk önce halledeyim. Ondan sonrasını düşünürüz. Ben burada ondan sonrası aynı düşünmediğimi hani... tamam ben söyleyeyim anlatayım. tamam. Ondan sonra düşünürüz diyorlar ama bizim, benim gördüğüm böyle bir şey yok ortada yani ondan sonraki velev hallettin Rusyayı ki o da çok zor bir şey çünkü şöyle bir durum çıktı ortaya yani yeni durumun önemli bir argümanı şu şimdi Türkiye bir güç burada herkes kendi gördüğü ülkesine göre. 10 üzerinden bir puan versin diyelim. Diyelim ki 10 üzerinden Türkiye'nin gücü 7 olsun. Yani Rusya'nınki ne de 10 üzerinden 8 diyelim. Neden 9 ya da 10 değil? Çünkü ya, e, hali halihazırdaki düzene göre 10 üzerinden olana 10 olan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Bu hesaba göre için 10 üzerinden 20 olur ayrı konu da. Yani bugüne kadarki şey. Yeni düzen önemli bir şey şu. Türkiye 7. Rusya 8 kaç etti 11 yanlış öyle etmiyor ha, bu bir anda 30 oluyor çünkü ikisinin hatta bir başka ülke eklenirse mesela Pakistan hatta bir başka ülke eklenirse mesela Niye? Azerbaycan yani diyorsun, hatta bir başka ülkesi bu işler ha, bir anda o 10 üzerinden 10 ülke, 10 puanlık ülkenin karşısında 10 üzerinden yüzlük bir parça ortaya çıkıyor. Şimdi 10 üzerinden 10 olan bir devlet olsan o zaman bu katma değeri karşındaki katma değeri hızlı arttıracak ülkeleri bir şekilde ya birbirinden ayıracaksın ya, kendi ya da destekleyeceksin. İşte ama bu formülün kendi raporlarında ilkini Avrupa Avrupayı ardından NATO'yu ondan sonra Rusyayı yani ne kadar karşıt da olsa soğuk savaş döneminde ne olduğunu bilmediğimiz iki taraflı bir dünyanın yönetimi şeklinde yine dönelim ama hepimizin tek bir hedefi vardır o da Çin'in yükselişini bir şekilde durdurmamız bu, lazım. Bu zamana kadarkiydi. kadar kiydi. evet, Bak, bu zamana evet. kadar değişti bu ama. Bu değişti. Öncelik sırası değişti. Tehdit algılamasında Amerika'nın bir farkı yok. İngiltere Dışişleri Bakanları NATO toplantısında dediler ki iki tane düşmanımız var. Birisi Rusya'dır, tehdidimiz var. Birisi Çin'dir. Hangisi önde önemli değil. Bugün şöyle bir şey. E madem önemli değil Rusya'yı öne alalım. Kendi hesaplarını bilmem söyledikleri bu. Resmi ağızlarından çıkan bu. Doğrudur, yanlıştır o da beni ilgilendirmiyor. Umarım da yanlıştır. Yani ben gizli Ama... Amerikan tarihini okuduğum her seferde hı hı. ya Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yla ile Rusya'nın birlikte hareket ettiği çok net. Yani çok, bunu öyle, nasıl görüyoruz? Bak bir öyle tane öyle örnek Putin ilişkisinde öyle olur. öyle. Bir, bir örnek bak. vereyim mi? Daha Ama onun için ben Rusya'nın. Evet. De. Önemli bir <gülüyor> konu. <gülüyor> <gülüyor> bak sana hiç bir, soru bir soracağım. Rus Ama liderinde bununla ilgili... ya da Sovyet evet. liderinde görülmemiş bir şekilde bundan 4-5 yıl kadar önce, 5 yıl olması lazım Putin çıktı dedi ki bak bunu hiç kimse söylemez. Ha, muhtemelen Valdai toplantısıydı yanlış hatırlamıyorsan Çıktı dedi ki dünyada bir tane süper güç var Amerika Birleşik evet. Devletleri'dir ben de onunla çalışmaya hazırım. Adamlar bunu elinin tersiyle etti. Böyle bir şeyi kim söylemiş? Ne Sovyetler döneminde ne Rus liderliğinin herhangi bir döneminde veya şöyle söyleyeyim. Başka bir ülke de bunu söylemedi. Evet Amerika süper güçtür diyebilir birisi. Ama bir, te, bir tek o vardır. Biz onunla çalışırız. Bir Rus söyleyecek. Bunu teptiler. Sonra gelirler mi oldu. acaba? Teptiler. Şimdi ne acaba? Yani şimdi, şimdi bak, şöyle. Biz si siyasi programı bitirirken bir sözle bitireceğim. Hı. İzleyicilerimiz bunu kaydetsinler. Bu, bu tam yerine oturacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz de şunu sanıyorduk. Stalin... Burada Roosevelt ve bunlar bir şekilde kavga ediyorlar. İle değil. Hayır. Kavganın ve dünyanın şey yapılanması bilemiyor, bunun bilemiyor. üzerine kuruluydu. Buraya Yine adamların söylemesiyle icraatı arasında ya bu, fark ya olabilir. Ertan'cığım bu söylediğimiz taze bir şey. Ya i̇şte taze, taze bir şey. şey taze. konuşuyorum. Bir tane tamam. de ben Hayır, örnek vereyim. Evet. Rus, Rusya, Amerika. Şimdi bak Amerika enerjisinin belli bir yüzdesini nükleerden elde ediyor değil Son mi? Son 8 dakikaya girdik. Ha, nükleer evet. santrallerden elde ediyor diyebiliyoruz değil mi? Evet. O nükleer santrallerin çoğu aynı deminki telefon örneğindeki gibi ilk yaptıkları için çok eskimiş durumda. Eski teknoloji yani tamam mı? Bir sürüsünün atıkları da feci durumda. Bununla ilgili de Michael Lewis'in son kitabı bu konuyu anlatıyor. Şimdi burada Yani sen nükleer silahlardan bahsediyorsun. Hayır, nükleer santral. her yani santrallerden. Enerji santrallerinden tamam, okay. bahsediyorum. Şimdi bu nükleer santrallerin bir teknolojisi var, bir de yakıtı var. Yani işte uranyum tamam. bilmem ne falan filan çeşit türlü yakıtlar var. Plütonyum, uranyum. Yani bunların yakıtıyla santral arasında bir bağlantı var. Yani sen her santralde her yakıtı kullanamıyorsun. Anlatabildim mi? Baştan hangi şekilde yaptıysan yakıtın o olmak zorunda. Şimdi Amerika'nın santralleri eskidiği için ne yapıldı biliyor musun? Bill Gates'e müracaat edildi. Bundan <laughs> diyelim 20 15'i yani ben hatırlıyorum o dönemi. Nathan Mirwald diye <laughs> Microsoft'un chief scientist yani şef bilim adamı bir adam vardı. Fizikçi. Bu da emekli edildi ve bu nükleer işinin başına konuldu Amerika'da. Yenileştirme yani nükleer santrallerini yenileştirme projesi yoksa enerji krizi geliyordu Amerika'da. Tamam mı? Nathan'la yapılan işte ne yapıldı? Çin'le ve Rusya'yla beraber çalışıldı. Bu bilinen bir şey. Şu anda birçok santrali Amerika'nın yakıtını Rusya'dan temin ediyor. Rusya yakıtı vermediği zaman bu santraller durur. Hadi bakalım, şimdi ben bu bilgiyi duyunca bunu bir e, Rus arkadaşımdan duydum. tamam mı? Bu arkadaşımdan duyduğum zaman ben inanmadım buna, açık söyleyeyim. İnanmadım yani, yüzüne de söyledim. Ben bunu check dedim. Bilgesten check ettirdim bir dostum vasıtasıyla ve doğru oldu ortaya çıktı. Şimdi aynı şekilde bu bağlantının başka bir bağlantı. Çin'de 1.2 milyar insan yaşıyor. Şimdi gıda konusu Çin için çok önemli değil mi? Evet. evet. En önemli konu olsa gerek yani evet. enerjiden. De önemli <laughs> adam ilkin karnını doyuracak. Amerika Birleşik Devletleri'nin köylüsü olmasa. Bravo. Şimdi bu, bu konuyu yani hani Amerika ile abi savaşıyoruz filan acayip teknoloji çok büyüdü filan derken eğer ki Amerika Birleşik Devletleri Besliyor eğer, Çin yani Besliyor. işte Mısır'da küspeydi vesaire gönderip ne yaptı Çin? ondan tavuk üretip onu bir şekilde tüketmezse bu Çin işi. ne yaptı alternatif? Evet. Çin ne yaptı söyle? Ne yaptı? Domuz yetiştirdi değil mi? Kaç milyon? 100 milyon mu? Kaç milyon? Ne oldu o domuzlar? Telef oldu. Neden? Özel bir domuz virüsü çıktı. Yağında. 2019'da ya unut, unutmadın evet. mı? 2019'un sonunda domuz virüsünden 50 milyonu telef oldu. Yani tekrardan Amerika'ya bağımlılığa geri getirdi. Bu virüsü kendiliğinden mi çıktı bu virüs? Soruyorum. Bak alternatif geliştirdi domuzdan. Domuz çabuk üreyen biliyorsun. Senede 7 defa mı ne yavru? Şimdi ikinize de başka bir soru sorayım. İlkin bu iklim değişikliği, kuraklık çok konuşuyoruz. Dünyayı nasıl şekillendirir? Yani vaktimiz kısa kısalmaya başladı. olduğu için ben biraz kısa kısa şöyle... Kısa kısa neler söyleyebiliriz? Hayır, ben bunu sadece şu kadarını evet. söyleyeyim. Demin biraz bahsetmiştik. Bunun yeni Biden yönetiminin dünyayı kendi form, arzu ettiği forma getirmek için bir... Ee, bayağı kapsamlı bir silah olarak kullanılacağını düşünüyorum. Politik silah olarak kullanılacağını düşünüyorum. Bunu bu kadar söyleyeyim. Bunu daha çok konuşacağız. Yani Ama buna bunu, cumhuriyetçiler karşıydı değil mi aslında? Küresel ısınma yoktur filan algorun hep yoktur karşısında yoktur varlıktan evet. ziyade şöyle bir şey İstediklerini yaptırma hali bu konuda istediklerini yaptırma hali siyasi sonuçlar üretecek. Mesele bu. Size bir program getirecekler yeşil program getirecekler bu yeşil program ülkeleri formatlayacak. Forma tamam. Bu getirecek. Bunu siyasi, enerji üzerinde, ordular üzerinde etkisi, Asıl amaçları da zaten o. Bunu yutup yutmayacağınız sizin aklınıza bağlı. Tamam. Bu bu kadar basit. Yalnız madem kısa süremiz kaldı, şu aşı ile ilgili konuşacaktık. Evet, ben çok kısa konuşacağım. Aşı konusunda özellikle Türk medyasının tamamının neden yerli ve milli aşılara bu kadar meraksız? ve duyarsız kaldığını ben çok merak ediyorum. Sence niçin? Bunun için sonra konuşuruz. Zamanımız yok. Yok, çok özetli 7, ama şimdi 8, Onu özetleyemem kaldırır. çünkü o tartışmalı bir konu. 7 8 tane benim bildiğim, kimilerine göre 10 11 parça aşı Türkiye'de üretiliyor. Başka malzemeler de üretiliyor. Evet. Fıstıklar falan filan gibi. Bunların bu, bu, her bir, bir kısmı kâsete, farklı kâsete, aşamalarda, evet. bir kısmı farklı aşamalarda ama biz Sabahtan akşama kadar sayfa sayfa gazetelerde. ya Onlara gelsin ha tamam peki aşılar o ayrı bir tartışmanın konusu. Şu aşımı bu aşımı onlar zaten saatlerce konuşuyor. Belki de zaman ben kazanmak diyorum ki, için yapılan bir operasyon olabilir mi? Hani ya, satın almam. Gelmeyen ben. Çin aşısı geliyor. Yani, Türk'si, Türk'si. Hayır yani gelse de işte uygulayacağız 28 gün filan yerli aşıyı biraz daha <laughs> desteklemek ve vakit kazandırmak. Tamam da olabilir. bu bunlarla çalışan bilim adamlarımız nerede? Mesela bunlara çalışan şirketlerimiz, üniversitelerimiz nerede? Bilken Bunlar TÜBİTEN niye görülüyor, görülüyor. abi? O niye görülmüyor birlikte üretmiş olduğu Hı. şimdi dünyada tek olan bir PCR aşı. Evet. Evet, PCR alternatifi aşı değil o. PCR alternatif ölçüm. 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 Ha, evet. lan, başka lan bir ölçüm. Şey yok. Bizim Ama arkadaş... onun ardından sınıf da arkadaşlarım yaptı. Tamam. Yani, tabii onun arkadaşlarım kim? Şu bu. Yani bunları evet, niye yani. bilmiyoruz abi? Şimdi Bunların son bir üzerine Neden? Bu önemli konu abi. Evet. Bir dakikalık iş değil bu. Yani daha fazla konuşmayacağım. Üstad konuşsun da. Bunu görmeme hali ne? Ne demek istiyorsun sen? Yani sen açıyorsun neyin kovuğundan çıktı. E, neyin kovuğundan çıktı o şeyi bulan ama 3 milyar e, dolar bir para bir var Geleceksin bunu konuşacağız. E. Evet, son bir dakikada böyle 30 saniyede bir son. Bak, yani Bak bu şeydir. E, beni de Fransız de devrimi, kardeşlik eşitlik özgürlük ve dijital ha. devrim, tekillik, üstünlük ve seçilmişlik kavramları diye bir kavram var. Katılıyor musun buna? Bir daha söyle. Seçilmişlik kavramı nereden geldi? Şimdi üstünlük <laughs> ve eninde sonunda tekillik kavramları üzerine kurulduğunu hmm. söylüyorum. 30 saniyede bu, anlatacaksın. Bu kardeşlik, eşitlik, kardeşlik falan falan var ya evet. üç tane bu üçlü. Bu değişiyor diyorum. Bunu değiştiren de bütün bu teknolojinin çift taraflı kesmesi. Yani çift, teknoloji öyle bir şeydir ki iki tarafı da keskin kılıçtır. Tamam mı? Evet. Yani şunu söylüyorsun. Nereyi kestiği bilinmez. Geçirdik. Sen o teknoloji silikon vadisinde geliştirirsin, o gelir seni keser. Evet. Bu kadar. İkinize de teşekkür ediyoruz. Vaktimiz bu kadar. 2,5 saat program yaptık. Efendim bu haftalık bu kadar. Nedret ve e, Cemil Bizeyli ve işte dünyayı kurtarmaya çalıştık. <laughs> Son lafımız şöyle olsun. İnsanların, sana da gönderim yapıyorum Nedret. Yap. İnsanların gerçek düşüncelerini öğrenmek için sözlerine değil yaptıklarına dikkat edin demiş Descartes. Hayırlı akşamlar olsun. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Teşekkür güzel. ederim sağ olun. Bitcoin